Çölge deydi, çümaliydi, koy varsayın deydi. Allah haklayan kumda kımmıla teled deydi. Ayağlandı o kalinde, bana mı teşeyim, ne oldu sen ya deydi. Bugün ki bugün, siz şartağı izin ben top olsam, ya o izi yaz olsam, ya resim yaz olsam, tamam, geri oyma uzunca. Bugün şuna buraya çoğuz. Uzun günah Belçika'da, Batkağı'da yürüp deydi. Firdevs soruyor sen. Aklın işler sen deyip. Bu oldu aşına deyip, şimdi ortaya çıkıyor. Ay kesel öp patlı deyip. Şu hadis uzun hankesi top 5 gerek. Sorala sen deyip ki. Ne ben sense, libo nersesi sorala sen. Ben sen aylığın 800 bin verip deyip ben. He? Hop, bitti oturuşu. 3 kişi uzun 1 milyon ile oturuyen bu siz. Aşına. Mesela zor karı tanıla uyup gitti, Kur'an'ı zorluğu için kibirlenip gitti. Şu pül bilen kibir bilen bırakın bu. Demek ki maske içtim hatta 200 doları bir et de maske içtim. Yani nereken diskesi olsun 4000 dolar. Ama yani yok kullanmayın. Halbuki maske içtim, meyisi maske o şey olsun kibir. Şimdi yandı adam ne akıl dedi yandı? Kur'an okuyakkenimi bilip bulmasın bu yani. Dünyada buna hangi şanslık, buna hangi beyhavatlı adam bulmaz. Eğer o şey şans, kim Müslüman olsa. Bunda ne yani? Kaçan bir adam şanslık, kaçan bir insan böyle beyhavatlı adam bulabilirse, yakışı adam olsa. Hatta kim Müslüman'a sırayını koy, malı dünyayı koy deydi. Hatta cani nişansın bulabilir. Cani nişanı topçusun bulabilir. Müslüman şuna hangi derecede hamurlarda buluşur. Benim mücadele her kıl kesip bilgiler oturursunlarken doktoran var ki, arkeotoran var ki, yine kimdirler var ki. Böyle yine kesip eğer halal olsa bunu ya avruluysa ya kes makamı diyenler şey, treçeyle ayıp yok, bir görüne tutar. Bacarı için şahslarına bağlı olarsa bu. Bu kesip de hani bu işleri, bacan uçlarına bağlı.
Peygamberimiz aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldular. 23 yıl peygamber oldular. 23 yılda hem nazari hem manevi Müslüman şahs tam da olduğu için çünkü fırsat böyle. Dinimiz İslam itibar vermeyen bir orta nokta yok hayat. Bir orta amel kop gitmeyin. Hayalizge nime amel kop gidin, din itibar vermeyin, o bir tanım değil. Hatta non çayın işimiz, yeçin işimiz, kiyin işimiz. Hatta şu derecede ki, hacı fikri çıkıyor. Mesela şu derecede. Hatta tamamlanır. Hemen hepsi de bu. Dinimiz İslam, neden git? Hemen hayatımızdaki her bir noktaya itibar vermeyin. Yani peygamberlerin de çarlık oruna varan buna bağlı. Yani bunda diyenlerse her bir şeyinde peygamberlerin karaydı. Bunu gelirse o şu işten de o kadar. Peygamberin arasında ticaret mi geldi? Şunu olsa bizge namuna buna gidip bu tabi şart mı geldi? Bazı da ilimsiz takı olanlar var. Çünkü ilimsiz takı olur. Dini tutulamıyor, yok. Bütün hakkı aksanı, ilim aksanı verirse. İlim aksanı. Çünkü bilimsiz insan hakkı olması mümkünmez. Köpçülüğe tatlıya bu peşene terim deydi. Adam ter bilen, terleş bilen, kıynanış bilen onu topken pülü halal bu komedi hiç kaçın. O şer'an değil geldi ki bana bilesler Peygamberimiz aleyhisselam Peygamber buluşlarından avval hatta müşrikler Muhammed Amin diyen sıfatı tahallüsü verişken yani amanadar, doğru söz, bunu aldamayan Muhammed diyen namda verişken neme geldiyse çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam peygamber buluştan avvalam yakşı adam bu geldi. Peygamberliği de şartlardan bir tez şu da uzun. Peygamberlik ki kemçiliği var, adabı çatak adam yaramaydı. Allah onlarda uzun masum değildi. Allah onlarda uzun yamanlığına sakla vagen zatlar buladı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'da o işe sıfatta alıştıkları bizge şunu işare kıladı ki şiddet kana kasbi egesi bu seneyle farkı yok. Beraber maksat pul topuş mu? Maksat pul topuştu, başka narsa masum. Yani Resulullah Aleyhisselam Muhammed Amin diyen namda nemege aldılar dese öz kasplarda, öz hayatlarda o da halal adam bu geldi. Biz öyle genden derecede. O da amanetdar adam bu geldiler. Şunu uzayayım işare buladı ki bir kasp egesi hud düşündü al buluş gerek. Halal, amanetdar, doğru söz. Bir onu elde mi ediyor adam buluşluk şart. Eğer kasp harkança şer'an halal kasp bulsun, lekin bajarilish davomida xudo saqlasin shariat qima degan narsani agar aralashtirib qo'ysak o'sha topilgan narsa siz uchun men bo'lsam men siz bo'lsangiz siz eminda siz uchun o'sha narsa harom bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalom pul topishligida yolg'ondan juda ko'p qaytarganlar, yolg'ondan. Keyingisi aldashdan ko'p qaytarganlar. Kim yolg'on gapirsa va aldasa u bizdan bas deganlar. Ya'ni bu dunyoni kasb davomida hech qachon yolg'on gapirmaslik kerak. Agarchi zarar bo'lsa ham. Chunki dunyoni zarardan ko'ra oxiratni zarari yomonroq hisoblanadi. Chunki u joyda rost gapirib zarar ko'rgan narsamiz u yopilishi mumkin, bitishi mumkin bo'lgan narsa. O'rni qachondir yopilishi mumkin bo'lgan narsa. Lekin o'sha joyda yolg'on gapirib, o'sha foydani qilib yo zarar ko'rmaydi deb yopadigan bo'lsa, endi oxiratdagi zarar endi bitmaydigan zarar bo'ladi. Chunki bu dunyodagi imkoniyatlar yana qayta berilishi mumkin. Nimaga? Bugun mana kimlaringdir ishlaring bitmay qolgan bo'lishi mumkin. Ertaga inshaalloh hayot bo'lsa, o'sha bitishi mumkin-da. Birinchi o'rinda kecha ulgurmagan ishingizga harakat qilasiz, telefon qilasiz, bitadi. Mana bu kuni bittalari kelib 6 yilda, bittalari kelib 4 yilda o'qishga kirdim dedi. Shuni o'zi ham bir dalilki, mana 1-chi yil kira olmadi, 2-chi yil, 4-chi yil, 5-chi yil kira olmadi, lekin 6-chi yil imkon bor ekan, mana nasib ekan kirdi-da. Lekin oxiratda buna imkon yo'q endi. Bitta bo'ladi, test, savol-javob. Bitta bo'ladi, bo'ldi, tamam. 2-chi unga apellyatsiyaga imkon yo'q u narsaga. Alloh Qur'onda aytadiki, kim agar dunyo ishini ustun qo'yib oxirat ishini
bir çekiyi sürüp koysa, bu da sağlasın, ondeyler ki azap olsun diye. Çünkü ayetlerler ki, Rupereyinde kilediğin bir şahs sanki ne madur, manada bağlana diyen adam bula diyen bu diyen ne madur yani dostluk manada, kudandaçlık manada, hamkar dedi ki, biznes hamkar manada, ya konu koşunçlik manada, şuna hangi birbirimizga bog'lanadigan holatlar bo'ladi. Mana masalan shu o'tirishlar yoki qadlarda gap yeyish deydi, qattadir osh deydi. Shu bandalarni bandalar bilan bo'ladigan muloqotlarida. Sen shunaqangi bevosita sen bilan nimadadir bog'lanadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, doim Xudodan qo'rqadiganini tanla deydi. Qudandachilikda ham, qo'ni-qo'shnichilikda ham, osh yeyishda ham, hamkorlikda ham, maslahatda ham narsada. Rasululloh alayhissalom maslahat qilib ish qilganlar va aytganlarki, maslahatlik ishda barakot bor deganlar. Lekin shu hadis sharhida ulamolar aytadiki, maslahatni yaxshi odamdan qil deydilar. Chunki yomon narsadan shirin hech chiqmaydi hech qachon. Bu degani yomon odamdan yaxshi maslahat chiqmaydi. Chunki maslahatni ham yaxshi odam bilan qilish kerak. Imkon darajasida Allohdan qo'rqadigan odam bilan maslahat qilish kerak. Sabab Allohdan qo'rqmagandan sen qo'rq deydi. Chunki aytadilarki, Allohdan qo'rqasanmi degan savolga javob berma deydi. Ha, ham dema, yo'q ham dema deydi. Nimaga desa, yo'q desang iymoningga fitr yetadi. Ha desang yolg'onchi bo'lasan deydi. Va bu gapni ko'p aytaman, sabab Allohdan qo'rqqandan boshqacha odam bo'ladi. O'zi shu Allohni 99 ta sifati bo'lsa, shulardan bittasi basirun bil ibad deydi Alloh Qur'onda. Men ko'rib turaman deydi. O'zi asli Allohni shu bitta sifatiga iymon keltirib, hayotiga tatbiq qilgan odam bo'ldi, chin musulmon bo'ladi o'zi aslida. Bir dona Allohni xabardor, eshituvchi, ko'ruvchi, biluvchi degan sifatlari bor. Hammasiga biz iymon keltiramiz, lekin bir dona Alloh qatta bo'lsa ham ko'rib turadi degan narsani e'tiqodni qalbiga joylab, hayotida shakllantiradigan bo'lsa, bu odam shak yo'q yaxshi odam bo'lib ketadi. Nimaga? Chunki odamlar ko'rmasa ham Alloh ko'ryapti. Kamera yo'q bo'lsa ham Alloh bor. Bu dunyoni hech qachon hech qaysi joyda yomon ish qilmaydi odam. Masalan, shuncha rasululloh alayhissalom aytganlarki, 200 lama odamdan qo'rqinglar deganlar. 200 lama nima degani? Siz ro'parangizga chiqqanda siz bilan ko'rishishini ko'rib, dunyoda bunaqangi meni yaxshi ko'radigan odam yo'q deb o'ylaysiz. Sizga qilgan muomalati shuni ko'rib turibdi. Lekin o'sha odam yo'qligingizda yo aybingizni aytadi, yo g'ibat qiladi, yo tuhmat qiladi, yo sizga nisbatan hurmatsizlik qiladi. Shu odamlarni 200 lama odam deydi. Rasululloh alayhissalom bunday odamlar juda yomon qoralaganlarda, yomonlagan. Chunki dinimizning talabi faqat namoz emasdi. Men buni ko'p aytganman. O'zi asli dinning talabi bitta narsa. 30 bora Qur'on, 100 minglab hadis, talab bitta. U talab nima? Yaxshi odam bo'l, bo'l tamam. İslam'dan avvali hayotni jahiliyat davrida bekorga aytilmagan. Chunki İslam'dan oldingi hayotni mana o'qigansizlar, eshitgansizlar. İslam dinidan avvalgi hayot jahiliyat zamoni, jahiliyat davri deyilishi bejiz emas. Chunki insonlar insonlik qobig'idan sifatidan chiqib ketib qolgan. Insonlarda insonlik xususiyati qolmagan. Shu darajada inson zoti ayni buzilib ketib qolganda Rasululloh alayhissalom men duyshanba kuni payg'ambar bo'ldim degan hadislari bor. Shu duyshanba kundan boshlab endi nom o'zgardi. Saodat asriga aylandi. Saodat, ya'ni baxtli asriga aylandi. Nimaga buna bo'ldi? Nima o'zgardi desa, chunki duyshanba kundan boshlab ilm, ma'rifat, odob, tarbiya tusha boshladi-da. Shu kundan boshlab o'sha narsa tushdi boshlaganligi uchun jahiliyat davri nomi o'chirilib turib, saodat davriga aylantirildi. Ya'ni bu degani nima degani? İnsan nima bilan saodatli bo'lar ekan? Ma'rifat bilan, ilm bilan. Shu ma'rifat, ilm bevosita bir-biriga bog'liq narsa deganlik. I tarbiya bilan. Hozir ali son bilan sifat degan narsa bor-ku. Kimdir songa ishlaydi, kimdir sifatga ishlaydi. Qaysi davlatda aytishadi, soniga ishlaydi, chiqaradigan narsalarni. Qaysi davlatda aytishadi, sifatiga ishlaydi. 10 mingta chiqarsa, bu mingta chiqaradi deydi. Biz ham xuddi shuna bo'lishimiz kerak. Dunyoda hozir 2.5 milliarddan oshiq statistik ma'lumot shu. Müslüman var deyilir. Hop gap yok. Şimdi sıfatçı. Köp hakikaten. 2.5 milyar. Kotta sıfır. Kotta neresi? Hani asiyette oturuyorum olsun. O zaman 30'da hıhta gelin var mıyız? 30'da adam kanay görünüyor. Şimdi milyar takıda yapırlar bu cahide. Hop gap yok. Şimdi bir gün bölümem. Siz bilen ben bu cahide yaşayıp duruyor insanlardı. Mülakatımız 99'u ondan 9% imanlıyorlar bile. Mülakatlarımız.
bozorda olish, berish, mijoz bilan gaplar. Mijoz ham qara siz musulmon, siz borib murojaat qilgan odamingiz ham musulmon. Xo'p, shunaqa ekan. Juda oldi berdilarda, qo'ni qo'shnichilikda, qudandachilikda, oshnachilikda, sherikchilikda bizda bir majoziy gap bor-ku, burni qonagan deydi. Bu degani zarar ko'rgan. Millionlar yotibdi-ku. Shuni kim qilyapti shu zararlar? Mana o'g'irlatganda ham qarasiz musulmon, o'g'irlaganda qarasiz musulmon. Mana o'ldirayapti. O'layotgan ham musulmon, o'ldirayotgan ham musulmon. Sherikchilikda xoin, xoinlar jazosi jahannam, Xudo saqlasin. Agar tavba qilib, xiyonat qilgan odamni borib rozi qilmasa, u kim bo'lishidan qat'i nazar jahannamning jazosi. Xudo saqlasin, bu yomon narsa. Xiyonat qilganda ham qarasiz, kerak bo'lsa peshonasi sajda ko'radi. Sajda qiladi kerak bo'lsa. Nimaga? Men buni ishonib gapirishim sababi juda ko'p holatlarda shu billa sherik bo'lgan yigitlar keladi-da, qanaqadir oralarida oldi berdi-da, tushunmovchiliklar bo'lganda kelishadi. O'sha joyda qarasiz, ikkovi ham peshonasi sajda ko'radigan bolalarda, ya'ni ibodatli bola. Oldi berdi kelganda hatto haromdan ham qo'rqmayapti-da. Bu zaiflikda bu, juda yomon narsa-da bu. Ya'ni o'zi umuman mana zino qilayotganda ham qarasiz, musulmon. Nariga ham musulmon. Ya'ni musulmon deyishimiz sababi iymoni bor-da, qalbida iymoni bor. Nima demoqchiman? Bugun songa emas, endi sifatda o'nash kerak. Endi sifatimiz, ya'ni bu nima degani desa, suv dedimi? Mana suv rangsiz, hidsiz bo'lish kerak, to'g'rimi? Ta'msiz bo'lish kerak. Suvning sifati shuda, hidi, rangi, ta'mi yo'q bo'ladi, rangi yo'q bo'ladi, hidi yo'q bo'ladi, suv. Shuning uchun suv. Hozir uchovidan bittasi o'zgarsa, bu suvlik xususiyat yo'qoladi buni. Bu nima bu deysiz? Mana hozir quyib ichdingiz, o'sha uchov sifat topildi, hamma ichyapti. Hozir bitta hidi noto'g'ri, nito bo'lsin-da, hech kim ichmaydi shu suvni. Masalan, buni ham ko'p misol qilaman, balki eshitgandirsizlar. Oddiy temirlarning ichidan olinib, metallning ichidan olinib, jich o'tkirlab qo'ysangiz, pichoq bo'lib qoladi. Qani endi kesishlik sifati qo'shilishi bilan metallomdan ajraydi bevosita. Shunday ajraydi. Qolgan metallom bo'lib yotadi musorda. Unga shu kesishlik degan yaxshi sifat qo'shildi. Bu pichoqqa aylandi. Xo'p, endi undan kesishlikni olib qo'yingda. U ham metallom. Tamam. Nima demoqchiman? Bizni yomonlardan, iymonsizdan farqimiz yo'q, faqat do'ppimiz yo'q, faqat soqolimiz emas-da, yo'q, faqat namozimiz emas-da. Musulmon inson qalbida iymoni bor insonni qattan bilsa bo'ladi mana shunda shuncha odam o'tirib qattan bilsa bo'ladi desa ichida islomi iymoni bor odamni belgisi u odam hech qachon yomonlik qilmaydi deydi. Agar shuni shablon qilib oladigan bo'lsak mana shu shablonga tushgan narsani olaman kel qiyomatda shuda shablon iloji yo'q. Bu dunyoda meni ham sizni ham liboyni ham musulmon yaxshi odam ketaveradi siz namoz o'qiyotgan yaxshi odam siz hajga boribdi yaxshi odam hansa bismillah deyapti yaxshi odamni ketaveradi mayli ilohim yaxshi ko'payaversin lekin qiyomatda shablon unaq bo'lmaydi endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam borki Alloh sizlarning suratlaringizga qaramaydi endi qiyomat qiyomat kunda endi qalblaringizga qaraydi endi bu degani nima degani desa musulmon inson qalbini ham go'zal chiroyli yaxshi bo'lishda jiddiy harakatni qilish kerak degani chunki musulmonning qalbi yaxshi bo'lmasa ekan u inson hech qachon yaxshi odam bo'la olmaydi hech qachon chunki tashqi a'zolarimizni boshqaradigan narsa bu qalbda bu qalb yaxshi bo'ladi keyin inson yaxshi bo'ladi shuning uchun qalb mana siz bilan meni kasal qiladigan libo narsa o'zimizni olib qochyapmiz-ku o'lib qolmaylik deb. Mayli bu vojib o'zini ehtiyot qilishi bu vojib yaxshi lekin qalbni ham ehtiyot qilish vojibda. Bu yerga oladigan bo'lsa. Chunki jasadni kasali juda borsa o'ldiradi xolos. Jasadni kasal. Miyasi rak bo'libdi deyapti. 1 yil 2 yil yo qanchadadir o'lyapti. Xo'p mayli sabab umri tugayapti ham o'ladi. Lekin qalb kasali biror joyini og'ritmaydi deydi. Haqiqatan hech qatta og'ritmaydi. Lekin sani aniq jahannamga olib boradi deydi. Shunaqa yomon narsa-da bu. Shuning nimaki qalb kasal qilsa o'sha narsadan uzoqda yurishimiz kerak. Qalb kasal qiladigan narsalar tashqaridagi ko'zdan, quloqdan, og'izdan bo'ladigan, a'zolar bilan bo'ladigan har qanday yomon ishlar qalbni zararlantiradi. Qalbi yomon bo'lishini xohlamagan odam a'zolar bilan yomon ish qilmasligi kerak. Shuning uchun bir avliyoni shuna o'tirishga chaqirsa doim bitta usulga qo'yar ekanlar. Shu shartni qo'yaman, xo'p desalar ham boraman. Nima shartingiz bor desa, g'ibat qilmasalar ham boramandir keldi. Qarang, shartni qarang. Qani bizda shu shart hozir. Masalan, 16 ta odam o'tiribmiz, 17-chi odam haqida gap yo'q, gapirilmaydi degan narsa. Yo gapirsa, yo sen o'ch yo biz shetdan ketaylik degan narsa qani? Chunki tepada aytdik-ku, bu dinimiz dunyo va oxirat saodati degani bu nima degani desa, dinda bu dunyoda ham, u dunyoda ham zarar qilinadigan, zarar beradigan nimaki bo'lsa, u qaytarilgan.
Men yo'qligimda sizlarda haqlaringiz yo'q, men haqimda gapirishki. Yo'inki siz yo'qligingizda bizning haqqimiz yo'q, siz haqingizda gapirishki. Shu darajada din biz bir-birimizni sha'nimizni, obro'yimizni, qonimizni, molimizni himoyalab qo'yganda. Ha, xuddi shu narsalarni unutganlar bugun shu yomon ishlarni qilyapti-da. Shu yomon ishlarni qilyapti. Hali bizni firibgar deydi, mashina deydi, hamma to'ydi shu odamlarni. Nimadan bu? Ha, shu odam o'zi mana firibgarni jazosi jahannam. Bu shak yo'q bunda. Chunki Alloh Qur'onda bir-birlaringni oralaringda mol-mulklaringni botil yo'l bilan yemanglar degan oyati bor-da. Bu oyatni sharhida aytadiki, bunga qumor ham kiradi, o'g'irlik ham kiradi, aldov ham kiradi, yolg'on gapirish ham kiradi. Birovni mol-mulkini ochiqdan olib oldi, kidashchilar bo'lganki, olib nagli bermang. Shular kiradi. Umuman noshariy yo'l bilan topilgan har qanday narsa shu botilga kiradi. Ha, bugün batıl yol bilen birbirini, mal mülkünü özleştirip, birolarga zarar yetkizi yürgenler diyem karayında, şunlara taziyeye barsın da kolunu açıp durdu. Bu diyen ne diyen? Müslüman diyen. Yani bu ne diyen? Allah Kur'an'da dedi ki, sizler bazı cahaya amal kılıp, bazı cahaya amal kılmıyorsunuz mı dedi Kur'an'da. Şu ayet vardı. Huda sağlası münadan bu kalışta, bunlar da namını Araplarda münafıklar dedi. O'ziga ma'qul keladigan joyiga amal qiladi dinida. Ma'qul kelsa qiladi. O'ziga ma'qul kelmaydigan joyda shuni surib qo'yib ketaveradi. Bundaylarni Alloh Qur'onda munofiqlar deydi. Ya'ni 200lama odamlar deydi. Musulmon bir xil bo'lish kerak. U qandoq? Tepada aytdik-ki, sizlarda bo'lsa dinimizni talabi inson yaxshi odam bo'lsin, bo'ldi, tamam, boshqa talab yo'q. Shu talab shu, tarbiya, maqsad shu. Yani Rasulullah Aleyhisselam bir gün sahabalarını oturuşkende soradılar da Müslüman da kim bilesler deyişkende sahabalar ayetişkende bu oz ağda yapalım şu iyi şun bilen bir gün İslam'da başıydı Rasulullah oturgen cahilerde ular cevap verişmesiydi Allah ve onun Rasulü siz yaşı biles ayetin kim Müslüman deyişkende ettiler ki Müslüman şunday bir şahs ki uni tilidan, qo'lidan boshqalar azor topmaydi. Shuni musulmon deymiz dedilar. Mana shu. Ya'ni bu nima degani desa, ko'proq yaxshi ish ham, yomon ish ham shu ikkita a'zo bilan bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ikkita a'zoni zikr qildilar. O'zi mutlaq oyog'idan ham, boshqa narsasidan ham boshqalar azor topmaydi. Shuni musulmon deydi dedilar-da. Ya'ni bundan ma'lum bo'ladiki, har bitta ishimizda faqat o'zimizni bas, o'zimizni o'ylamasligimiz kerak. Agar hamma o'zini o'ylayveradigan bo'lsa, endi bu deycha qo'pol tuyuladi-yu. Mayli aytamiz. Bu hayvonot olamiga xos sifat bu. O'zini o'ylash hayvonot olamiga xos sifat. Ya'ni bitta yiydigan narsasi shuni tashlasangiz, ko'ring-da ularning ahvolini. Lekin sir emas, bu internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqadi. Bepul osh tarqatilgan joydagi ahvolatni ko'rdinglarmi videolarda? Hatto shu darajada montaj qilishibdiki, bir tomondan kulgilik, tangani ikkinchi tomondan yig'laydigan darajada bitta joyda bananni qo'yib qo'yibdi, maymunlar olyapti, ikkinchi tomonga videoni montaj qilibdi, osh tarqatyapti bepul. Maymunlarki tartiblida, hali ko'rsangiz. Shu darajada. Hozir meni u hayvon desiz, men xafa bo'laman. Siz ham u hayvon desam, siz ham xafa bo'lasiz. Xo'p, gap yo'q, unisiga mayli. Ilohim insoniylik nasib qilsin. Xo'p, u hayvon desa xafa bo'lgandan keyin bo'pti, xo'p, odamdek yashab qo'y bo'lmasam deydi. Toza hududga kirgan bir akamizni gaplashganimdan keyin gapini ko'p mavzalarimda aytibdi. Bir toza hududga bir akamiz ishga kirgan ekan, ko'rishib gaplashib qolgandim. Qatti ishlayapsan, toza hududda ishlayapman dedi. O'sha odam aytayaptiki, toza hududga kirganimdan keyin odamlarga bo'lgan nafratim kuchayib ketdi deydi. Toza hudud bilasizlar, endi ko'chada o'sha chiqindilar tozalab yuradigan, Alloh rozi bo'lsa hammalaridan. Yaxshi ham shular bor, aybimiz yopib yurishadi. Nimaga buna bo'lyapti? Sabab siz bilan men bilmaymiz-da hozir, chunki ular biladi. Ha, ko'chada shu tartibsizliklarni kim qilyapti deysiz? Ha, Rasululloh alayhissalom musulmonlik da'vo qilayotgan bo'lsa ham, farosatni da'vo qilayotgan bo'lsa ham, madaniyatni, odamgarchilikni da'vo qilayotgan bo'lsa ham, birortasiga to'g'ri kelmaydi ko'chada yegan ichgan narsasini tashlab ketish. Na musulmonlikka, na farosatga, na estetika, na kulga ishtimga to'g'ri kelmaydi bu. Musulmonchilikka to'g'ri kelmasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni o'sha payg'ambarlik davrlarida aytdilarki,
köçeye çıkmaylar, çıksalayla köçenin hakkını ada okuyorlar. Şunlardan bittesi, köçenin iflas kımaylar diyen. Adamlarına azar vermeyler diyen. Bana o şeyini nasıl kılıyoruz umurumda bir madde çıktım. Lekin o şey çıkanım diyeyim, körü hayran bulup o şey Moskova'daki ballardan, Peter'daki ballardan soralım da. Hatta maşinelerde signal yok mu desem kül dedi. Oraya biz ki yanımızda hoş ne de öyle gelmez değil. Signal yok da öyleyiz maşinelerde. Ha bu masam, hatta var probkanı, bilmiyorum ondan beri olsa gereği bitti. Probke olsa cüdü yaman probke olarak. Lekin signal yok da. Signal yok. Bir de cöyümde çıkıyordu diye uzun signal çanlı oldu. Oraya toktayım olsa aç, hamşaharımız aç diye. Hamşaharımız aç, ana garanti diye. Ne demek ki bu ne kapız biz? Ne olup kararsız? O aslında dünyada Müslüman'da hangi kültür ne adam bulması gerek? O aslı bulması gerek. Lekin bugün bizi yaşlarımız kim ki taklit kılıyordu? Ne demek ki öyleyiz? Taklit diyeni köçürüş diyen. Okşatış diyen. Ben ama adi, bunu adi misal bilen çoğun olsaydı böyle. Mektepte kimden kim köçürüyor? İkiçiler, beşçilerden köçürüyor. Doğru mu? Bu diyeni bilimsiz kalav yaşlar, köçürmeci yaşlar böyle. Bugün siz avtoritet bulup getip, kana yürsiz, şimdi sizden köçürer. Etteki mamuk bize benden köçürer. Çünkü farkı yok, o şahs kim o? Bu kliyken işe mentalitetige, milletige, kadriyetige, dini kadriyet var, milli kadriyet var. Şu doğru kelen kızıhtırmayalım derse. Bana ahırı gadala kiyediyon yırtıkşı moda gelendim. Hatta bu tupuydu. Yırtıkşı moda gelendik. Ha siz bilen menge, ha doğru gel. Siz bilen ben bez. Umumun penetkesi joy diye adam gibi 1000 dolarlı yırtıkşını versin de. Boşum ki miyimiz? Ne mi? Para olsa joy dedi. Ha onu görsünüz, ha siz bilen menge kelimesi kışlaka da böyleydi. Zamanla arkada da böyleydi. Karesi sizde yok oldu. Son yok oldu. Misal. Uzun zamana bile de böyleydi. Diyanım, o şey bizi 20 yıl, 30 yıl aldığında bazı bir, şimdi hamalar demeyimiz. Daha geçiyor, elhamdülillah yurtumuzda yakışılar hem anca yine. O şey anca ruvajlarını yapıyoruz. Bilimliler, adabliler, vicdanliler, yakışı insanlar, takvadarlar, barlık için barakat var. Osuş var, elhamdülillah. Bu tamamını biz hiç kaçan yaşırmayalımız. Lakin YouTube o zinike değil, tanqid gelecek meyvesi değil. Çünkü köprasının için Ahmet Bergen Musalay'ın taqidi tamamından köp yapıramız ki yaşlarda taqidi tamamını. Bu YouTube uzunmuz ki de çöntüydü narsa o. Bu YouTube bile anlarına koymaz ki. Ne dedim açıma? Ben de belki 20 yıl 30 yıl eti yapayım. Çünkü balayını, tarbiyesini tuğuluştan avval 20 yıl aldım başla değilken de. Biz yaşlığımızda karındalıgıda, tuğuluşuge, başla gindigen narsanı eşitkeni diyor. O 20 yılını hiç eşitime geldim ben. O kıvalı şey, tarbiyatul avlad fil İslam, İslam dini de bala tarbiyesi hakkı diye malumatı okuyanımda kalal hakim deyip keled deyin de bir hakim ya kalal ulema, alimler ayette diyen cahı keled. Şu göğde karasam balayını tarbiyesini 20 yıl aldım başlayın. Bu acip narsa da bu. Hatta haracatam kıyan yok hali, o katta alayım diyen de bu. De öyle siz mantıkla galat yaptı. Bu ne demek yani? Size şunu devam ettirerek yaptı ki şu bugün senge bala tuğalıyan kelindi 20 yıl aldın tuğalıyan ki o. Bugün 20'ye kirgen kızlar kelin bol yaptı 19, 20, 21 yaşlar. Yani bu dünyanın o şey balayını yaşı buluşunu halesin şu o noldan terbiye kılınken anadan tuğuluş gerek şu bala dünyanı da bu dünyanın. Nimadim aslında? 20 yıl, 30 yıl aldığında hatalarım yapardım ki arada. O şey 20 yıl, 30 yıl aldığında bazı bir ata analarda kıyan cüde katta hatası bugün bizi hayatımızda muammalarga sebep oluyor. O nima diyen edi siz? O şey hazır ki yaşlı iştikliyken hem yaman iştikliyikenler hem siz bilen biz ki mesela 50 yaştan pasi değerli yaşlar kısımlanadı. Köprak. Yaman işlerde kılıyorkenler deyip karasız 15 yaştan 30-35 yaş geçe bugün aralardık. Çünkü ünden tepesine yüreğe sığmıyordu ya balası var, çocuk balası. Cüce köpçüler etti de biz 20-25 yaşımızda bilmiyoruz. Kana adam bugün eken biz o şey yaşta kıyan işlerimiz hazır kokup kaldı deydi. Ailemiz var, balamız var deydi.
Ya'ni bu degani o'sha 20 yil, 30 yil oldin tug'ilganda bolasiga tarbiya bermoqdi. Bugun fohisha bo'ldi, bugun mashinnik bo'ldi, o'g'ri bo'lyapti, qotil bo'lyapti, zolim bo'lyapti. Yo qanaqadir insonlarga zarar beradigan narsalarda mana hali men hech ko'rmagan ekanman. Kecha ko'rib qoldim Facebook'ta Adin Expert'ni reklama qilyapti. O'zbek bola zo'r qilib reklama qilib beryapti. De qarang-da. Ham endi sizlar eshitdilaymi bilmadimmi? Men yuzlab real o'zi tog'asi, amakisi, dadasi, onasi, akasi, ukasi kelib, o'g'lim, nevaram, jiyanim yutqizib qo'ydi. Summalar deysiz, qo'rqib ketasiz. Men eng ko'p 320 ming deb eshitdim. Undanog'ini eshitmadim. 320 ming yutqizdi. Dedi, hozir hech nimasi qolmasa ijarada yashayapti ekan. Bitta yaqinimizning bolasi o'zi 50 ming yutqizdi. Bu summalar hali bizda bir gap bor-ku, boyda cho'ntakda, ahmoqda og'zida deydi. Bu kichkina narsa emas ki bu narsa. Mana shu hammasini tagi tubi nima? O'tirib bolaga halol harom haqida gapirilmaganlik sabab. Halol nima yo, harom nima? Haromni jazosi nima? Halolni mukofoti nima? Rasululloh alayhissalom halolga shuna mukofot aytganlarki, ana shu hadislar bor payg'ambarimiz alayhissalomda. Halol tojir deganlar, bu degani halol tijoratchi, halol pul topuvchi qiyomat kunida payg'ambarlar bilan birga bo'ladi deganlar. Bu nima degani desa, qiyomatda payg'ambarlarning maqomidan tepada maqom bo'lmaydi. Eng ulug' maqomda payg'ambarlar bo'ladi. Nimaga bu darajada narxi balad desa, kamyob narsani narxi balad bo'ladi odatda. Nima kamayib ketsa, mana o'tganingiz so'zini ichib ketdi, to'g'rimi? Sözü bosganlar juda bo'ldi. 10 ming, 12 ming, 13 ming ham sotdi deyishdi. Deganim kamyob bo'ldi, narxi oshdi. Nimaga buni narxi qimmatligini sababi, ya'ni payg'ambarlarni qatori qo'shib bo'lgan sababi halol tojir, halol pul topuvchi kamdi. Juda kam. Chunki Hazrat Ali bizni ogohlantirib aytib qo'yganlar. Hatto hozir xo'p so'rab yurganlar bo'lsa, xo'p, so'ramay yurganlar bo'lsa, u o'zini nazarda halol ishlayapti xolos u. Hazrat Ali nima dedilar? Savdo ilmini bilmaganlar bizi bozorimizga sotgani ham, olgani ham kirmasin deganlar. Nimaga esa? Chunki olishni bilishdi ham ilmi bordi. Sotishdi ham ilmi bor, olishdi ham ilmi bor. O'shani bilmasdan kiradigan bo'lsa, bozorni bulg'aydi deganlarda. Shu o'zimiz quram yo bizdan yosh yigitlar bilan gaplashganimizda shu tijoratchi bolalardan, umuman bitta kasb egalaridan o'zingiz hayotingizda tushunmay qolgan masalalar larizi birortasini so'rab yurasizmi desam, juda ko'pi yo'q deydi. Juda kam foizda hamman palonchidan so'rab yuraman, bu bo'ladimi, bo'lmaydimi deb deydi. Xuddi o'shna bo'lish kerak, chunki Alloh Qur'onda fas'alu dedi-da, so'ranglar dedi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislari borki, bilimsizlik degan dard bor, uni davosi lichenia qilish, savol deganlarda. Olim odam masjidda ma'ruza qilayotganlarida bir odam savol bergan ekan. Savollarga javob berishdan avval aytgan ekanlarda, ey savol beruvchi, qanday baxtli odamsiz. Shu diningizga qiziqqanligingiz uchun savol beryapsiz. Chunki qiziqmagan, topayotgan narsasi farqi yo'q odam savol bermaydi. O'zi moliyaviy ibodat bor, jismoniy ibodat bor, aqli ibodatlar bor. Bu aqli ibodat degani tafakkur. Inson uchun foydali ibodatlardan biri hisoblanadi. Chunki tafakkur bizga Allohni tanitadi. Tafakkur bizga gunoh narsalardan nafratlantiradi. O'ylash deydi, o'ylash kerak. Fikr yuritish kerak deganida. Bu aqli ibodat bo'lsa, jismoniy ibodatlar, ya'ni fiziki quvvat ketadigan ibodatlar, masalan, namoz, haj, umra. Endi moliyaviy ibodat bekorga joriy qilinmagan, chunki boylarda molida kambag'allarning haqqi bor deydi. Siz yo men 3-4 so'm pul topadigan bo'lsak, biz aytmasligimiz kerakki, men anundan ko'ra bilimliroqmanki, shuning uchun boyib ketdim. Yo'q, u xato bu. Chunki sizdan shunaqangi bilimlilar bor, boringda kerak bo'lsa oyoq kiyimini almashtirmaydi, pul yo'qligidan. Bilim zo'r. Bu nima degani desa, avvalo beruvchi Alloh. Faqat sabablar xolos. Sabablar o'zgacha. Ya'ni bu dunyo sinov dunyo. Alloh hammaga har xil sinov beradi. Kimdir sog', kimdir kasal, kimdir boy qiladi, kimdir kambag'al. Har xil kimgadir obro' beradi, kimgadir bermaydi. Shunaqa sinov. Endi payg'ambarimizning hadislari bor-da, o'sha berish haqida har tongda tong otganda ikki farishta nido qilar ekanda. Ey Alloh, berganga bergin, bermaganga bermagin deb nido qilar ekan. Bu degani berganga Alloh beradi. Bir odam o'zidan o'zi saxiy bo'lib ketgan ekanda, o'zidan o'zi saxiy bo'lib ketgan. Ichlaringda hozir bittalaring preski o'zgarsalaring hayron bo'lasizlar. Bu hatto ana bu 350 mingga bu Mercedes degan savol tug'iladi-ku. 350 ming dollar Mercedes kelsin-chi? Keyingi oshingizga bir oyda qiyin masala-yu. Keyin so'raysiz, do'stona ma'noda yoshni.
muborak bo'lsin, bu qana, bu nima qildi, bizam qilaylik deysiz. Shu birdaniga sahiy bo'lib ketib qolganda so'rashgan ekanda, bu qatdan bu saxovat deyishganda. Men hasharga bordim degan ekanda, hasharga bordim. Ha, hasharda bu sizni saxovatingizga taniqli joy bor deganda. Keganlarki, men loykash bilan ustaning o'rtasida turib qoldim degan ekan. Loykash g'ishni berdi, men ustaga berdim, oldi. Keyin yana qo'limni cho'zdim, berdi. Ustaga berdim, oldi. Keyin yana qo'limni cho'zdim, berdi. Ustaga beramansa, usti loya ekan ekan. Olmadi g'ishni. Keyin pastdagi odamdek g'ishni ko'rdi-yu, qo'limdagi g'ishni ko'rib bermadi. Keyin berib yana qo'l cho'zsam, yana berdi. Ye, to'xta. Hali ibrat izlaganga ibratdir dunyo deyiladi-yu. Haligini ko'rib tur, ye, to'xta. Shu dunyoda shuna bo'lsak-chi, beruvchi Alloh bizga beradi. Mana bu muhtojlar. Berse keyin berar ekan-da, o'shandan keyin saxiy bo'lib ketgan ekan-da. Berdimmi, berib qo'ygin deydi Alloh. Berdimmi, manikini ham berib qo'ygin. Bu degani, manikini ham berib qo'ygin degani, miskin kambag'allarning haqqini berib qo'ygin degan. Musa alayhissalomga Alloh aytadi-yu, "Men qornim ochdi, ovqat bermading, ustuvoshsiz qoldim, ustuvosh bermading, chanqadim, suv bermading." Shunda so'raydilar, hayron bo'lib, "Ey Alloh, sen yemeysen, içmeysen, kiymeysen, qandoq senga beraman?" deganda, "Qornni ochdi ko'rding, ovqat bermading. Chanqaganini ko'rding, borib suv bermading. Kiyim yo'qni ko'rding, kiyim bermading." Bu nima degani? Biz beramiz u, bandaga beraveramiz. O'zi aslida Alloh kelib ketayotgan bo'ladi uni ajr. Ajrini bizga Alloh beradimi? Alloh uchun degan narsa shuda. Haqiqatdan ham topgan moli dunyoyimizdan qo'shni bo'ladi, aka-uka bo'ladi. Berib turish kerak-da. Rasululloh alayhi vasallam hadislari bor. Al-jannatu darul asxiyo deganlar, jannat sahiylarning hovlisi deganlar. Bundan ma'lum bo'ladiki, pishiq odam, baxil odam, ruslarda adashmasam zimod desa kerak, shuni odam jannatga kira olmaydi. Bu qalb kasalligi bu. Pishiqlik Alloh yomon ko'radi, chunki Alloh o'zi sahiy zotda. Allohning saxovatini ko'ringchi, berib tashlayapti Alloh taolo. Noloyiq bo'lsak deb berib tashlayapti. Shukrini ado qila olmasak deb berib tashlayapti. Alhamdulillah, hozirgi mana hayotimizni ota-bobolarimiz ko'z yosh bilan so'rab o'tib ketishdi-yu, mana hayotda-da bu mana to'qliq, mana diniy tomondan, dunyoviy tomondan bo'layotgan imkoniyatlar, tim bo'l, mendan ko'ra sizlar yaxshi bilasizlar. Lekin mana Alloh endi bu Allohning hikmati, Allohning sinovi sizga menga berdi shu zamonda-da. Ana endi shukr nima degani desa, Alloh taolo tomonidan berilgan narsalarni yaxshilikka ishlatishni nomini shukr deydi. Nima desa, bir ikkita shogird bilan ustoz gapi bor edi. Ustoz shukr haqida gapirib, ne'matlar haqida gapirganda shogird so'ragan ekan, "Ustoz, Allohning ne'matlari haqida gapirdingiz, Allohning shukri haqida gapirdingiz. Allohning ne'mati o'zi nima u?" deb so'raganda javob qilganda, o'zi savolga savol berganlarda, "Sen Allohning ne'mati nima?" deb so'rading, "Men sendan so'raymanki, o'zi Allohning ne'mati bas nima bor o'zi?" degan ekan. De o'ylasiz, nima Allohning ne'mati bas? De, yo'q, yo'q, Alloh bermagan narsaning o'zi yo'qda. Hamma narsa xoliqu kulli shay'in, hamma narsani bor qiluvchi Alloh, yaratuvchi Allohda. Endi eng yana bir biz o'zimizni birinchidan maqomimizga xursand bo'lamiz, ikkinchi tomondan bu mas'uliyat, u nima deydigan bo'lsangiz, Alloh Qur'onda aytadiki, "Sa'iz billah xalaqa lakum ma fil ardi jami'an" deydi. Yer olamda narsa bor-u deydi, hamma yo'q. Nimaki bo'lsa, "Ey, sen uchun yaratganman, siz uchun yaratgan." Tasavvur qilyapsiz, shunday yerdan 100 necha bor katta deyishadi quyoshda. 100 necha barobar katta. Shu quyosh sizgacha yaratilgan. Deb o'ylab ko'ringda, mana yer kurrasi qana katta narsa. Kiloga olsa, gektarga olsa, siz uchun yaratilgan, men uchun yaratilgan. Oy Allohga bo'lish kerak emas. Kislorod umuman kerak emas. Azon qatlami umuman Allohga kerak emas. Yulduzlar umuman Allohga kerak. Bu yulduz Alloh Qur'onda Taborak surasida biz osmon, dunyo osmonini ziynatlab qo'ydik chiroqlar bilan, lustralarda mana shu. Qancha chiroq qo'ysangiz go'zal bo'laveradi. Hamma narsani men sizlar uchun yaratdim deydi. Endi shu yerda aytadiki, "Xo'p, hamma narsani Alloh sen uchun yaratdim, endi sen o'zingni Alloh uchun qilib qo'y" deydi. Bu nima degani desa, har bir nafasingda, har bir qadamingda, har bir daqiqangda qilayotgan ishlaringni Alloh uchun qilgin deydi. Hamma narsani biz uchun qilib qo'yibdimi? Endi biz o'zimiz Alloh uchun qilib qo'yishimiz kerak-da. Ya'ni o'sha haligi berishlik ma'no deyapti. Endi majburiyatlarimiz bor. Mana qurbonlik bilan zakot bu majburiyat, unisiga gap yo'q, lekin din faqat majburiyatdan emasda, ixtiyoriy amallar bordi. Bolamizga mashinani aynilarini artib qo'y desangiz, shuning uchun siz polni moyka qilib qo'ygan bo'lsa, shinalar qoraytirilgan, balonlar qoraytirilgan zo'r, xursand bo'lmaysizmi? Unga aynida artish vojib bo'lsa deylik, qolgani nafilida. Siz unga nimaga zo'r xursand bo'lib ketdingiz? Nafilni qo'shib qilganligi uchun.
zakotni bergan odam o'zi aslida baxil odam hisoblanmaydi. Baxil deb turib zakot bermagan odamni tushuniladi, lekin hamma ibodatda nafili borda, namozni nafili bor, ro'zani nafili bor, zakotni nafili bor bo'lgandek, svetoforlarda turib aynay taqillatib beringsa, bergan 5000 so'm sadaqa deb tushunmaslik kerakdi. Sadaqa deb uy bo'lishi mumkin. Sadaqa uyini tomini yopib berish mumkin. Sadaqot miqdori yo'qda uni. Ozini ham miqdori yo'q, ko'pini ham miqdori yo'qda. Ko'pchilik sadaqot deganda haligi 2 so'm, 1000 so'm berib beshlik tushunar ekanda. Sadaqotni maqomi shu darajada baladki, Rasululloh alayhissalomning hadislari borki, sadaqot Allohni g'azabini o'chiradi deganlar. De o'yling, Allohni g'azabini nima qaytariladi? Lekin sadaqot o'chiralarga nimaga? Bu degani Allohdan kuchli narsa degani emas bu, na'uzu billah. Alloh shu darajada yaxshi ko'radiki, sadaqot qilgan odamga nisbatan g'azabi ham qaytadi degan. Sadaqot balolarni qaytaradi, yo menga yo kimgadir nisbatan balo kelish kerak Alloh tomonidan. Allohning taqdir o'qini hech nima to'salmaydi. Mana qaysir o'qni to'siyapti-yu, braneroni qilyapti, yo nimadir to'siyapti. Lekin Allohning taqdir o'qini unutmaslik kerak, hech nima hech kim to'salmaydi. Taqdir o'qi otildimi, aniq bo'ladi. Lekin Rasululloh alayhissalom hadislari borki, sadaqot baloni qaytaradi deganlar. Alloh shu darajada yaxshi ko'radiki, sadaqot qiluvchi odamga keladigan baloni ham bo'l to'xtatdirganda. Shuncha o'sha haligi fizika qoidasi kirishi bormi? 70'li turbada kiriyaptimi? Chunki 5'li turbada chiqarib qo'yish kerak. Shpristda bo'lsa, 5'li turbada chiqarib qo'yish kerak. Sal chiqib turish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Duo o'zi asli biz o'ylagan narsa emas. Ko'pchiliklaringiz bilasizlar, ko'pchilik o'ylagan narsa emas. So'rashlikni ko'pchilik duo deb o'ylaydi. O'zi asli duo butun vujudi bilan Allohga bog'lanishlikda aytiladi. Allohga bog'lanib, keyin so'raladi. Bu duo bizni bandalik burchimiz. Bandalik burchimiz biz bu duo hisoblanadi. Duo qilish bizning ishimiz, ijobat Allohning ishi. Duo bo'ldiki, ijobat bo'lishi aniq. Ijobat bo'lmay qolmaydi u narsa. Duoni G'azzoli 3 xil ijobat bo'ladi deganlar. O'sha zahoti umr davomida va oxiratda deyilgan. O'sha zahoti degani duoingizning natijasini tezda ko'rasiz. Ey Xudo, bu yil hajga nasib qildi o'dingiz. O'z kutmagan joyingizdan navbatingiz keldi, keting deydi. Umr davomida degani endi masalan 20 yil oldin so'ragan narsamiz mana kelyapsa endi ko'ryapmiz. Allohning ishi qachon berish. Uchinchisi qiyomatdaligi duosi bu dunyoda ijobat bo'lmagan insonlarga qiyomatda shunaqangi ajrlar berilar ekanki odamlar ko'rib turib qaniydi meni ham duoim ijobat bo'lmaganda devorar ekan. Chunki ijobat bo'ladimi, bo'lmaydimi duo qilaverish kerak. Ko'p-ko'p duo qilaverish kerak. Chunki Alloh va'da bergan men haqimda sizdan so'rashadi. Payg'ambarimizga aytadi. Mani shuna aytingki, men ularga yaqin zotman. Va birortasi duo qilsa, duosini ijobat qilaman. Aytib qo'ying shuni deydi. Boshqa bir oyatda aytadiki, menga duo qilinglar, astajib lakum degan. Ijobat qilaman men degan. Allohning sifati Alloh bergan va'dasiga xilof qilmaydi. Hech qachon xilof qilmaydi Alloh taolo. Ya'ni duo qildingmi, faqat sharti Alloh uchun duo qilish kerak. Sharti g'aflat bilan duo qilmaslik kerak. G'aflat bilan qilingan duo Rasululloh hadislarida ochiq aytganlar ijobat bo'lmaydi deganlar. U nima degani g'aflat bilan desa, qo'l ko'tarilib til gapiraveradi, xayol boshqa yerda bo'ladi. Shuni g'aflat bilan qilingan duo deydi. Shuni bilib olish kerak. Ijobat bo'lmaganda biz aybni o'zimizdan oqtarishimiz kerak. Agar doktorni aytgan dorisini aytgan vaqtingiz keyin effekt beradi-yu. Uchovini bitta qilib aytganda ichpaysiz bo'lmaydi-yu. Yani 3 marta ichim bo'l degan bo'lsa 1 marta sizga effekt bermaydi. Xuddi shuni singari dindagi amallar ham effekti 100% aniq. Bitta suvda bor effekt namozda bo'lmaydi. Bitta suv ichib rohatlanamiz. Nimaga ibodat qilib rohatlanmaymiz? Nimaga zikr qilib mana subhanalloh deganda rohat deganda bu ichingiz maza qiladi o'z aslida. Ruh mana jasadingizga suv bersiz maza qilgan singari subhanalloh ruhga, qalbga, iymonga u ovqatda, oziq-ovqatda, vitaminda. Nimaga bilasanmi deydi? Sabab jasading kasal bo'lganda taomning mazasini bilmayapsanmi deydi. Mana men 29 kun koronavirus bo'lib yotdim. Shuni adashmasam 16-17 kunida mana hozir bitta qog'ozni chaynasiz qanaqa? Ovqat shuna tuyuldi menga. Uni ham o'zi yegim kelmadi-yu, faqat o'zimni oynada ko'rib qo'rqib ketdim. Dek qarasam, nitoda yemasam bo'lmaydi. İlacı yok yedim. Şimdi aytadı ki, şunu ispatını ettim değil mi? Yani cesat kesel olsa o kadar mazasını bilmeyordum. Şimdi kalbin keselliği için ibadatın mazasını bilmeyip sen. Bir zat bunu çay yok şetkenle.
çay içip rahatlengendik, ibadet kıl rahatlanıyorsan mı deydi? Yoksa kalbin keser bil deydi. Peygamberimiz aleyhisselam, kiçik şirkte korkamayan diyenlerdi. Ali bir neseden korksiz, heyecanlanıp kesiz, toğdu eti yokuşup gitmedi, bedeniz. Sahabeler yani şirk diyenler sana eşitken de korkup gitken, sebep Allah Kur'an'da hem yolu keçiremen, şirkte keçirmeyi ben de açığa etik koyuyen de. Şimdi sahabeler darı soruştu, ey Resulallah bu kiçik şirk neme deyişken de riya dediler. Riya diyeni ozu körsatış diyen, suma diyeni eşittiriş, yani bro eşitsin, bro körsün. İki uyan en katta günahı kabir hesablanadı, katta günah hesablanadı. Kalbinge riya keserdiydi bir iştikliyken indi, bu gazaliydi gepleri bu. Eğer o şey cöyde, o şey işini tohtatsın, şeytan yengilgen bulasın diye. Deme gelse çünkü riyada kalbi şeytan olabilir. Körüş yaptım ikin, eşit yaptım ikin diyenler sen. Bu umda ne makalış gerek dese, kalbizge riya keken payette Allah'a bağlanış gerek. Bizi Allah'a bile bağlayanlarsa iman ki, iman bağlayıp duradı. O şey cöyde, ya Allah, ne mücün kılıyken sen bilesen, kalbim gibi vasvas geldi, riya geldi. Lekin şu işimi sen üçün kılıyıp bendip durup, şu işinde devam etkin değil. Bunu tohtatıp koymayın değil. Eğer tohtatsın, şeytanınca yengilgen bulasın değil. Abadiye tohtatalmış. Çünkü bu kelora diyor narsa vasvas. Alladi yuvasvi sufi, sudurin nasıl koygen ki Allah. Şu adamlarda kalbiye vasvas kıladı diyor, şeytan diyene de bu diyen sıfatı. Şu şeytanın işi vasvas kılış. Kalbimizde herkıl fikirlerden alıp geliş mümkün. Vasvası şunu aytadı. Mesela bir adam çeki yaptı ki vasvas bölüyüp çeki yaptı. Biz de fakat uzun öldürgen düşünüyordu işe. Ha mesela vasvas bölüyüp uzun öldürüp yaptı değil. Ha, o kolda karası sigaret duruyen böyle. Uyan vasvas bölüyüp şeytanın vasvası gibi yürü yaptı. Şunu şu çeki yiyken böyle. Fakat yine o şey cahide insan kalbiden riyadı ketkızışı Allah'a bağlanıp o şey kılıyken işini Allah için kılıyken Allah'a kalbide otkızış kalası. Başka narsamaz. Mesela zahiri ameller var ki, yani namaz okuş. Bir vasıta ilacı adamla içinde okuyunuz. Közü körüne diye yani minare kuruş, matçı gülam sabiriş, közü körüne diye ibadetler var mı? Bitti, rozada riyayı o değil yani halası uzak sıdı. Riya kılalmıyorsan, ne madem riya kılasan deydi. Kalkan amelde kılış mümkün de, bu dünyanın amel kılamız ki bu riya diye vasfası tohtamaydı diye. Çünkü şeytan deyişi birinci oranında bizge taharat kıldırmaz. Kıl diye. Yendik. İki gün namaz okutmazdık. Yendik, cehennem olsun çıkardıydı. Yani indi nime kaldı, riya kaldı. Ya o şey namazı içindeki nime dur, amelde büzüş kaldı. Şu kaldı halas. Yani kalbdeki riya diket kızı, o şey dakikada riya kegen payette Allah'a bağlanıp, şu işte Allah için kılıykenliğinizi kalbinizden otkızış halas. Lekin riya bilen, o şey hoca körsün ve hoca eşsin. Yani birorlar körsün, birorlar eşsin ki amal kıyıcılarına Allah kıyamette eterken ki sizler kimi üçün kılıyordun amalda? Ben de sizlerge acır yok o şenle on ilerdir ki. Dosa anası bu yaman dersin. Yani Allah'a kemterlik, hakisarlik bilen kigin mahfi halette dua kılıyorlar diyen şu ayette devamında innehu la yuhibbul mu'tadin diyen de Allah haddeden aşıçılarda yaş görmeye de diyen. Şu had duada haddan aşış diyen narsaya her hal ulemalar her hal tarif veriyen eken. Bu duada haddan aşış bu duadaki adabsızlık hesablanırken. Bazı birler etken eken ki huddu şu ud'u rabbekum tadarru'an ve hufiyeten diyen kaydanı büzücüler haddan aşıçılar gekir uğradı diyen eken. Yani Allah kemterlik, sınırlık bilen mahfi dua kıyın diye yaptı mı? Ha diye yaptı. Kibir kılıp, bakır çakır kılıp dua kıyıçılar. Bunlar haddan aşıyorlar diye neyken. Bazı birler etken neyken ki muhal narsalarda soruştuk, duada haddan aşı diye neyken. Bu ne diye neyse, muhal narsa diye neyken, üylenmezsen durup bala soruştuk diye neyken. Yok daha bala bir, doğru mu? Na doğru narsa yok. İşlemezsen yok daha mali bu bir. Bu ahmalı da bu. Çünkü İnsanda kılıyken arzu niyeti duası deydi. Şu dua adabı da ölülerde nasihatlerim vardı. Sana sorayken nersin, duada sorayken nersin, amelinge ne mas kesin deydi. Bu ne dedi yani dese? Bir tesay dedi ki çünkü uzun günah balçıkıda, batkakıda yürüp deydi. Firdevs sorayken, aklını işletsen deydi. Uzun balçık batkakıda yürüpsen, yani bu dünyanın günah batkakıda yürüpsen, yani firdevs sorayken deydi. Sen asbelge ot, duş kıl, bu dünyanın tavba kıl, doğru yolda yür,
Keyin Firdavs so'radi. Yana bittasi aytadiki, "Ey, bemormisan? Rasululloh alayhissalom bemorliklarni davolanglar dedilarmi? Bu degan lichayni olmi? Dunyo sababiyatdan iborat. Mana hozir qorong'i nimaga tushdi deb o'ylaysiz? Quyosh botgani uchun qorong'i tushdi. To'g'rimi? Quyosh chiqadi, yorug' chiqadi. Sabab xolos bu. Alloh quyoshsiz yorug' berolmaydi. Beraladi. Beramansa beraladi. Çünkü Allah şunu sebep bu dünya sebeplerden ibaret de. Ben hani üylenmeye türüp farzdan sonra. Yani misal bir adam bir yekten yerine bir dakika kiresini koyup oturup da kupkuru yer. Kendi de aş ne yaşıp sen yaş. İrtegi şiddetten 20 tonla buğday alamayan dese. Yani boldu boldu aş ne deyiz? Şimdi ortaya çıkıyor. Aynı hani kesel öpü yaptı deyizse. Bu ketip yaptı deyiz. Demek ki mantıken cinneliği de o. Buğdaydı ilk çıksın. Niş ursun bu degani donqsin. Shuna desa, ha, Alloh barakot bersin deysiz. O'sha duoda ham muhol narsalarni so'rash, ko'rinish jihatdan kibr bilan so'rash, tadarruan deyapti, siniqlik bilan, xokisorlik. Bitta shart kelib sizga bitta qo'lini cho'ntagiga, aka minsin bering, desa kutiga qarab bir tepas. Bir damini oldingiz. Degan assalomu alaykum deb ovozida, jasadida o'zini muhtojligini bildirsa bo'pti deysiz mana deysiz-da, to'g'rimi? Ha, endi biz Alloh aytadi, "Men behojatman" deydi. "Sanlar hojatmansan" deydi. Nimaga? Biz Allohga muhtojmiz doim. Shu muhtojligimizni hayotda doim sezdirishimiz kerak. Shulardan muhtojligimizni sezdirishlarimizdan bittasi duo bo'ladi. Duo qilganda Alloh yaxshi ko'radi, duo qilganda Alloh duo qilmaganda Alloh yomon ko'radi degan hakimlarning gaplari bordi. Bilasam nimaga deydi? Sabab Allohga muhtojligini his qilganlar keyin duo qiladi deydi. Kibrliklar duo qilmaydi deydi. Men boshqa narsa bilan bitiraman deydi. Alloh bitadi degan ishni dunyo to'plansin to'xtata olmaydi. Yana siz bitta ishingizni bitadi dedimi? Shak yo'q bitadi u. Lekin bitta ishingizni bitmaydi dedimi? Ovora bo'lmay bitmaydi. O'zingiz kim bo'lsangiz ham yoki kimni o'rtaga qo'ysangiz ham. Shuning uchun har bitta ishda musulmonning odobi shu Allohga yoqadigan bitta ishni qilib turib, u nima? Kiragan namoz. U nima? Ihson sadaqa. U nima? Roza tutish. U nima? Allohning chiroyli ismlari zikr qilib turib, "Ey Alloh, shu ishimga ketyapman. Yo Dubayga ketyapman, yo aqa ketyapman biznes bilan. Shu ishlarimda agar yaxshilik bo'lsa, ber-ber emas faqat. Shuni ham bilib olish kerak. O'zi bilsaning kerak-ku. Faqat ber-ber emas. Ey Alloh, shunda yaxshilik bo'lsa ber deyish kerak. O'g'il ber, o'g'il ber, qiz ber, qiz ber, yo pul ber, pul ber. Yo hansin balo ishim bitsin, bitsa to'xtang. Qattan bilasiz, o'sha ishingizni bitishingizda sizda balo bordir, bilmaymiz biz. Alloh Qur'onda aytadiki, ba'zi bir ishlar bor, sizlar uni yaxshi ko'rasizlar deydi. Balki uni tagida yomonlik bordir. Ba'zi bir ishlar bor, sizlar yomon ko'rasizlar deydi. Uni tagida yaxshilik bordir, bilmaysizlar, sizlar bilmaysizlar, men bilaman deydi. Çünkü bir yerde olmaz gerekti. Allah'tan yaxşı güman kılış bizi bendelik bürçümüz. Biz dolcumuz çünkü. Biz mecbur biz. Demek ki? Çünkü biz ne kadar iman kilitirdik? Takdirde yaxşı yamanı minallah dedik mi? Allah Ta'ala'dan dedik mi? Dib iman kilitirip dedik mi? Bu oldu. Ne mi iki iş olsa bu oldu. Bunda bir yaxşılık var. Çünkü Allah bir hikmet iş kılmıyor. Sizde mende bir hikmet iş doluyor. Hakikat edersen aşına desin, ziyer ettim, keti yap ben deysin. Hakikat edersen desin, o zaman bilmeyeyim ben deysin. Siz bilen bende bir fayda ve bir hikmet iş doluyor. Lekin Allah'ta unutmayalım, bir artta bir hikmet işi yok. Hemen işte hikmet var. Kim gelir, umma farzan vermeyelim, bilin o şey verilmezliği de fayda vardır. Hani neşte adamın kızı, ata anasının başını kütürelmeyi yok koydu. Neştesini oğul farzandı. Mana hozir aytdik-ku, internet adin ekspertda yutqizganlar. Tasavvur qiling, o'g'li yutqizyapti, mashina, do'kon, uy sotilib, yana qanchadir qarz qolib, hozir dababkasiga ijarada yashayapti. Bitta bolani kasofatiga. Biz bilmaymiz-da, nimada nima haligi Musa alayhissalomning hikoyasi keladi, Kaf surasida. Bir bolani o'ldirib qo'yadilar. Ba'zi birlar Xizr alayhissalom deydi, ba'zi birlar bir yaxshi solih odam deydi. Og'ir chidamay so'rab o'rganlarda aytadi, u kim aytadilar-da, "Men nima ish qilsam so'ramaysan. Men ham boshda aytdimki, so'ramanglar." Shunda oxiri chidamaydilar, nohaqlikka o'xshaydi, qayg'ini teshib qo'yadi. Bir qarasiz,
savdogar halol odamlarni qayg'ini teshib berdilar. Bitta joyda devorni to'g'irlab qo'yadilar. Yomon odamlar keyin. Bitta joyda bitta bolasini o'ldirib berdi. Oxiri chidamay so'rab olganlarda, "Ke aytdim-ku senga, sen sabring chidamaydi" dedim-ku. Dutur aytadilarki, "Mashi bola katta bo'lganda bolasini ota-onasini shirkka majbur qiladigan bola bo'lardi" dedilar. Ya'ni bu degani bizda biz endi bir narsani kutgan narsamiz aksi bo'lib ketsa, hech qachon nolimasi kerak. Uni kim aks qildi? Unutmang, dunyoda mana bu misol endicha miyaga sig'maydigan darajada degan misolda bu. Cho'lga deydi, chumolingni qo'yib yuborsang deydi, Alloh xohlagan qumni qimmillatadi deydi. Qana melich ish bu ish. Siz bilan meni hatto ongi zehnimizga kelmaydigan ish bu ish. Lekin ko'ryapsizmi, Allohning e'tiboridan shu ham chetda emas demoqchi. Shuki Allohning xohishi bilan bo'lgandan keyin endi qo'limizni kesib olishimiz, ishimiz yurishi, o'g'il ko'rishimiz, qiz ko'rishimiz, o'lishimiz, tug'ilishimiz timbo'li minalloh. O'shaki Allohning ilmidan chetda qolmayaptimi? Bu batariqa Allohning ilmidan chetda qolmaydi. O'sha haddan osh deganda ulamolar har xil ma'no berishgan bu narsaga. O'sha Alloh talab qilgan tadarruan va xufiyatan, ya'ni sinoqli, kamtarlik, maxfiy duo qilganda buzgan ham haddan osh bo'ladi. Muhol narsalarni, ya'ni muhol deganda aqlan to'g'ri kelmaydigan narsalarni so'rasham, shu haddan osh bo'lar ekan. Dinimizning asosi bilasizlar, Qur'on va hadis. Har bir amaliki Qur'ondagi talabga, hadisdagi talabga mos tushsa, o'sha eng dinimizdagi eng maqtalingan go'zal amal bo'ladi. O'sha aytilgan savobni eng yuqori darajasini oladigan bo'ladi. Qur'onda amallardan talab qilingan narsa Alloh Qur'onda aytadiki, "Asal billahi va ma umiru illa liya'budulloha muxlisin" deydi. Men bandalarimni menga ibodat qilishda nimaniki buyurgan bo'lsam, nimaniki talab qilgan bo'lsam, xolis qilsin deydi. Xolislik nima degani desa, ikkita amal bo'lsa, ya'ni bitta amal siz bajaruvchi. Mana Alloh. Shu bilan shunga ipga tortganda orada hech nimaga tegmasligi kerak shu. Ko'ryaptimikin, eshityaptimikin? Ha? Bitta bola kelayotibdi-ki, uydagilar sovchi bo'lib borishgan ekan, qizi dadasi kiyib bola namoz o'qiydimi deb so'ragan ekan, qoraga namoz boshladim deyapti. Shuna narsalarga ip tegmasligi kerak. Shuni xolis deydi. Xolis bo'ldi. Arablarda lillah deydi. Livajihillah deydi. Bu degani Alloh uchun degan. Qur'ondagi talab shu. Ikkinchisi, payg'ambarimiz alayhissalom Qur'onda Alloh aytgandek, Allohni Qur'onini, dinini bayon qilib berish uchun Rasululloh alayhissalom payg'ambar bo'lganlar. Ya'ni bu nima degani? Qur'onda amallarni qilinglar deb buyruqlar bo'lgan xolos. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, yaxshi bo'linglar. Qana zakot beradi, qana yaxshi bo'ladi, qana namoz o'qiydi. Rasululloh alayhissalom buni ko'rsatib bergan. Ya'ni har bir amaliki o'sha xolis bo'lsa va payg'ambarimiz alayhissalom bajarganlardek bo'lsa, bo'ldi o'sha inshaalloh aytilgan eng yuqori darajadagi savobni olasiz. Qancha o'sha Rasululloh alayhissalom bajargan amallari kamayib boravergan bo'lsa, masalan, siz namozga chiroyli kiyinib, tahoratingiz ustiga tahorat qilib, atir sepib keldingiz. Men chiroyli kiyinib, tahoratim ustiga tahorat qilib, atir sepmay keldim. Hech qachon meni savob bilan sizga to'g'ri kelmaydi. Sizga ko'p bo'ladi. Nimaga? Chunki siz payg'ambarimiz alayhissalom qilgan ishlaridan men ikkitasini qildim. Rasululloh zo'r kiyinib namoz o'qiganlar va tahoratlari bo'lsa, yana tahorat ham qilarganlar. Ya'ni mustahab amalda tahorat ustiga tahorat qilish chiroyli amal, agar sharoitingiz bo'lsa. Men ikkitasini qilgan bo'lsam, siz uchinchisini ham qilib qo'ydingiz-da. Ya'ni atir sepdingiz. Kimdir atran sepib keldi, siz yalon bosh o'qidingiz, bosh kiyim bilan o'qidi. To'g'rimi? Alloh Qur'onda xudu zinatakum degan-ku, ya'ni zinatlaninglar degan. O'zi zinatlaningni olinglar, ushlanglar degan bo'lsa, zinatlaning. Bu nima degani esa tafsirda aytadiki, oyog'ingni kiyimi bormi o'shim? Ustboshing kiyimi bormi? Boshingni ham kiyimi bormi? Bor, bosh kiyim. Namozda bosh kiyim bilan o'qishlik odob-ku. Hozir shu haqida ham jaya nima ko'payib ketib qoldi-yu. Bu kechagina yo ilgari kun topilgan narsa emasda bu. Hatto biz bas, biz ustozimiz bas, biz ustozimiz ustoz bas. Ulardan zo'ri ham gapirmagan gap, bugun gapiradiganlar chiqib qolyapti. Ha desa, bosh kiyim bid'atmish. Ulardan zo'ri gapirmagan bu gapdi. Mana misol hammamiz uchun taniqli bo'lgan Burxoniddin Marg'iloniy ham
fiqh kitobini yozganlarda ham bu gapni gapirmaganlarda. Shu zotlar gapirmagan gapdi. Bugun gapirayotganlar ko'payib ketib qolyapti-da. Deganim, men yalanbosh o'qisam, siz bosh kiyim bilan o'qidingiz, sizning ajri ko'payib boraveradi. Masalan, tahorat qilyapti, men musvak ishlatdim, siz ishlatmadingiz. Meningi ajri ko'p bo'laveradi. Yangi teskaris. Men ishlatmadim, siz ishlatdingiz. Sizning savobi ko'payaveradi. Men masjidga masalan deydi, 12:25 da keldim. Siz 12:24 da keldingiz. Siz ertaroq keldingiz. Shunaqa xullas amallarda eng past mustahab amal-ku. Bilasizlar, farz, vojib, sunnat, mustahab amallar bu. Endi bu yerdagisi muboh bor, u savob ham gunohi yo'q amal bo'lsa, undan uyog'i endi qilib bo'lmaydigan. Makruh ikkiga bo'linadi. Tanzihi, tahrimi, yengil makruh, haromga yaqin makruh, va shular bor, harom bor. Bular endi yaqinlashmaydi. Endi bayoqdagi farz, vojib, sunnat, mustahab amallar bo'lsa, mana shu turuvni oladigan bo'lsak, mana shu amallarda turuv topilsa bor-u, hamma amalda, hammasida hatto mustahabidan tortib pastdan chiqiladi-yu endi. Mustahabidan tortib farzigacha kelinadigan bo'lsa, haligi muxlisin deyildi-yu, xolis. Bu farzga kiradi. Shu hammasi topiladigan bo'lsa, inshaalloh o'sha 10 tadan 700 tagacha bo'lgan ajrni o'sha 700 tasini olasiz degan. İnşallah. Shuning uchun mana hayotda ko'p qiladigan amalimiz bor-u, masalan mana namozni oladigan bo'lsak, o'shani mustahabidan tortib farzigacha bilib olish kerak. Hozir bizda namozxonlarda xatolardan bittasi qilayotgan amallarini, masalan tahorati bo'lsa tahoratidagi, namozi bo'lsa namozidagi, tijorati bo'lsa tijoratidagi amallarni bilmaydi. Tasavvur, mashina minyapsiz, men sizning yoningizga o'tirib, meni olib ketyapsiz. Siz kirakasiz. Uchta ezadigan narsa turibdi ayasidagi. Akani o'tdi-dek nima desam, bilmayman deyapsiz. Chekadek narsa nima desam, bilmayman deyapsiz. O chap tomonda burchakdek narsa nima desam, bilmayman. Bu degani gaz nima bilmayapsiz. Tormoz nima bilmayapsiz, spleng nima bilmayapsiz. Keti meni olib ketyapsiz, tasavvur qilyapsizmi? Hozir shuna bo'lyapti-da hozir. Namozni ichidagi o'z umuman insonning hayotidagi har bitta harakatimiz bor-u. İnsonda amallari bo'ladi. Farz, vojib, sunnat, mustahab, muboh, makruh, harom. Ya'ni mustahkaroq degan narsani ham qo'shadi, ba'zi bilan qo'shadi. Hayotingizdagi har bitta harakatingiz bor-u, har bittasi shundan bittasi tushadi. Iloji tushmasligi iloji yo'q. Nima ish qilsangiz tushadi. Nima qilyapsiz masalan? Sökündiniz. Şundan bir tanesi tushadi. Mana salom berish sunnatda, sunnatga tushadi. Ali olish farzi kifoya. Farzi kifoya degani shu ichimizdan bitta odam bajarsa, qolganlardan soq to'p ketadi degan. Xo'p, ovozni chiqarib kekirdingiz. U makruhga tushadi. Sökündiniz. Zino so'z bilan onasidan kelib sökündiniz. Haromga tushadi. Xo'p, taomdan oldin qo'lingizni yuvdingiz, sunnatga tushadi. Taomdan oldin bismillahirrohmanirrohim dedingiz, sunnatga tushadi. Xullas, har bitta harakatingiz bor-ku. Hojatga abdast olib kirib ketdingiz, mustahab amallik. Hojatdan keyin bumaga yoki kesak bilan tozalashlik sunnat bo'lsa, uni orqasidan suv bilan yuvishlik mustahab amal turadi. Ya'ni sunnat mustahabdan balat turadi. Endi xuddi shuni singari namozda ham har bitta harakatimiz bor, namozda har bitta detal bor-u, uni nomi bor. Masalan, ruku deydi, egilish, chizani ushab, ugolni bo'lib, yondan qaraganda erkak kishi ugolni ko'rmish kerak. Ugolni ko'rinmasa makruh bo'ladi. Bunday tushib ketsa ham ko'tarilib ketsa. O'sha yoningizdan qaraganda bosh ham ko'tarilmasligi tushma. Shunday ugolni ko'rinish kerak yondan qaraganda. Ayoqda orasi ko'zi tushib turishi ham sunnat mustahab amal hisoblanadi. Endi subhana robbiyal azim, ya'ni tepa tishni orqasiga tilni urib aytiladi. Ha? Azim ya'ni buyuk Alloh, nuqson kamchiliklardan pok zot degan. Buni 3, 5, 7, 9, 11 toq qilib aytishlik sunnat bo'ladi. Ota-ona hayoti paytidagi boshqa, vafotidan keyingisi boshqada. Hayotidagi bu degani Alloh Qur'onda o'ziga ibodat qilish haqida aytgan oyatlarning yonida ota-onaga yaxshilik qilish haqida buyruqni keltiradi.
Şundan kep çıkıp bizi babalarımız etken ki ata razı Xudo razı deb. Peygamberimiz aleyhisselam etkenler ki ata anin seni ya cennetin ya dozahindir degenler. Bunu ne diyene dese eğer razı kısız inşallah cennet sizki diyen. Eğer narazı kısız Xudo sağlasın cehennem diyen. Hatta şu derecede ata ananı razı kılışı hakkıda, ata ananı narazı kılışı hakkıda şu derecede kattık ayan alimler var ki ata ana tılıda ayet şartmasıydı sen akı yanındı deydi. Ata ana senden dili rencip olsa akıp olasın deydi. Peygamberimiz aleyhisselam etkiler ki ata anası akı bu geller cennet hidini hidlemeydi deydi. Ve halengi cennet hidi seferde yürüyüşünün 500 yıldaki mesafesinden hidikip duradı deydi. Yani zor atır sepken adamın iki de güppet uğradı. Cennette ifarı şu derecede zor ki 500 yılda neç kilometre yürüyordu adam. Ne oynuyor? 6 ayda hacı itibarı şey 7000 kilometre. Damalı atta, tüyede, piyede. 3 ay, 4 ay, 6 ay deydi bazı bilir. Yani bilmiyim ya kaç ayda itibarı diyor. 500 yıl, akılge sıkmaydı 10 kilometre tabi bu. Demek ki bu derecede ise yomon ko'rgan odamingizni olib kirib mehmonxonangizga o'tkizib, unga taom berishni qo'ying. Hatto eshingiz tagida agar ekraningizni ko'rsangiz, yo'q deb qo'ymang deysiz. Yo'qman deysiz. Shu darajada nafratlanasiz. Nima demoqchiman? Ota-onasiga oq bo'lgan insondan Alloh shuna nafrat qilar ekanki, hatto jannatini hidini ham hidamasin shudirki. Ota-onani ranjitmaslik bizi bürçümüz, ata ananı kursan kılıç bizi bürçümüz. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam'da şablon kopuyor genler. La ta'ata li mahlukin fi masiyetil khaliqi diyenler. Yani Halik Allah, mahluk bende. Yani Allah'a günah böyle diyor işte, bendeki itaat kılınmayın. Ondan kalan hemen işte itaat kılıp, hop böyle diye işte bizi zimmemizdeki bürçümüz sablanan. Mesela kiyimlerdi ki kirasıp geliyor ki en de futbol geçecekken size dediğiniz bir şey barma dedim. Tayyorsuz tasavvukunu. Üç bir diyoruz. O şey cahide çok bir kaç gerek. Ya oturuşuz ya palan pökün. Çünkü günah işte, günah işte büyümeye hep değilsin bilen ben. Ata ananı kursan kılıçı için ata ananı rencit edin iş kılması gerek oldu şu. Bu ne bile kursan böyle. Günah bas narsa bilan hammasini qilish kerak. Günah bas narsa borki, hammasi bilan ota-ona nima bilan rozi bo'lsa, nima bilan xursand bo'lsa, nima bilan yuziga tabassum yusa o'shani qilish kerak. Alloh o'sha xorlik qanotingni o'sha joyda oldida ekkin deydi. Bu nima degani desa, o'sha bir ma'vizam deb aytdim. Takallufni eng zo'ri, qarovni eng zo'ri, ustuvorchilikni eng zo'ri, sharoitni eng zo'ri ota-ona. Dünyadaki ne miyeki yaşlılık olsa şunu en zor atağına yakınladı. Yani mesela kimidir aldı da hürmetsiz yıkıp dursa siz bir de çerçeğe işten geçiniz mümkün. Ya boyunuzu yenimedir ilinip alış mümkün. Onu aldı kanat duras. Atağına aldı ondan hem cidce 2 milimetre girip bir iş girip. Şu derecede. Bu haliye gel bir kör geçirmek bu sıkas gebez. 90 kirip bakıyorum bir atağa uzlar ayeti verirler. Yani şu yaşlıyımızda hatta gügürt yolu giden uyda qishda o'timiz o'chib qolsa, tomga chiqib qarardik. Kimikida tutun chiqayotgan bo'lsa, qo'shnilar o'shaniga lapatga olib borardi. Cho'g'agan. Tasavvur qilasiz, gugut ham bo'lmagan ekanda. Bor yani 70 yil oldindir, endi bilmayman uni. Lekin 90 kirib qolgan otaxon shuni aytib beraverdi. O'sha kishi ham aytdilar, hozirgi yoshlarimizni qarang, chunki ular 2-3 ta siyosatni ko'rdi, 2-3 ta davrni ko'rgan odamlarda, 100 ga borib qolgan odam. Yoshligimizda tomda bir narsani olish kerak bo'lsa, o'timmi, etakmi, nima bo'lsa, uyda dadamiz, buvamiz o'tirgan bo'lsa chiqmasdi o'sha tomga degan. Tasavvur qilyapsizmi? Tarbiyasiz o'zini kak budda bir man zamonaviyman deb turib, tarbiyani unutib qo'ygan yoshlar buni eshitsa, deysan, kallang bormi? Nima deysan sen deydi. Bu aql-i tefekkürge sığmaydı bu narsa. Lekin şu derecede hürmet kılış ki. Belki içimizde vardır, ben bilmiyim ben onu. Lekin 90%'dan aşığımız kim? Dedemiz büyüğümüz kirip gezi tiket duruyor biz. Kim tiket duruyor? İçimizde bir tane duruyor, iki tane duruyor. Üye kirip gezi de, umman libacayda, işhanesinde oturuyor yani izle. Ben katta bu sayımda. Kim tiket duruyor dedesi büyüğümüz kirip gezi? Salahan damla et yaptılar, kaçan dedesi kolunu öptüz diye. Saval bana. Ben uzun giyem şu saval, siz giyem saval. Kereyesi üye tabiz. Çirkemiyimiz, elhamdülillah.
Fakat odatga kirgizmaganligimizni uyatamiz. Hozir to'g'ri boribdi mana, to'g'ri borib, salomiy onaxon yaxshimisiz deb onangiz hayotlarida biz ota-onamizni o'tib ketishdi. Ayolam deb uqalingdi. Bolam tinchim nima bo'ldi senga deydi. Nimaga? 37 kirgan biz 37 yil uqalamaganmiz. 40 ga kirganimizga 40 yil uqalamaganmiz. Hozir mana bugun tushunib, bir hafta, ikki haftadagi ko'nikib olishadi. Shu mana bugundan tushunib, ertadan kirganda tikadir assalomu alaykum dada, ona, dinda birinchi marta ha tinchim deb qabrga ketibsanmi deydi. Nima 37 yil turilmaganda? Endi hani qush inida ko'rganini qiladi degandek, bugun sizga qarab bolangiz sizni hurmat qiladi. Real hayotda ko'rib boru, shuna maza qilib oldim, shunaqa go'zal ish ekan, u nima desiz? Bittasi kirdi, shu dadasi bilan ko'rishadi, dadajon yaxshimiz deb qo'lini o'pib ko'rishyapti. Juda go'zal narsa ekan-da. O'shda aytdim-da, xudo xolasa shu bolani o'g'li dadasi qo'lini o'padi. Nimaga? Ko'ratda opa dadasi buni o'g'li dadasining qo'lini o'pyapti. Sizlar shunaqa qilish kerak ekan deydi. Bekorga aytmaganda bolangdan senga nimani kutasan deydi. Nimani xohlayapsan bolangdan deydi. Sen dada buvingga shuni qilib qo'y deydi. Bolamiz bizga baqirishni xohlaydi, tasavvur qiling-da. Dadaga baqirgan kunimiz uyga kirayotganimizda dadangizni o'rniga o'zingizni qo'yib, baqirgan o'zingizni o'rniga o'g'lingizni qo'yib, dada ishingiz nima sizni? Siz zamonizmidi bu? Bu yangicha zamon bu. Dadasi kelib, dadasi kelib yig'layapti. Bolam shunday deyapti. Siz nima? Siz davrizmidi bu? Eski zamonmidi bu? Deb baqiryapti dedi. Ma'izada yoshlarga tushuntiramiz endi. Shu hayotiy misollarni olib ma'iza qilamiz deb to'yinki xalq tushunsin, yoshlar tushunsin deb. Deganim bugun otaga, onaga xuniy muomala qilgan odam sekundlarda shuni dadani o'rniga, onani o'rniga o'zingizni qo'yib turib baqirayotgan o'zingiz o'rniga bolangizni qo'yib ko'ringda, bu juda og'ir botadigan narsa. Bitta ota kelib aytayaptiki, shunday kiradi, chiqadi, kiradi, yo ketyapman demaydi, yo kelyapman demaydi. Deb o'ylaydi, xo'p, qo'poq qiladigani dadamizni belidan paydo bo'lgan odamimiz biz. Sabab shuni. To'g'rimi, bunnimizni artib, tayimizni artib katta qildi shular. Non chaynab berdi, og'zidan nonini yulib oldik. Bugun katta qilib qo'ygandan keyin o'zimizcha bilimli odam bo'lib o tomdan tarasha tushganda tushib qolgan odam bo'lib dadasiga buvisiga bugun do'q qilayotgan, mensimayotgan, qaramayotgan bugun eng achinarli holat hamma yo'nalishda o'zini statistik ma'lumoti bo'ladi-yu, doktorlarda, ichki ishlarda. Shuning singari biz o'zimizni ham, masalan, men o'zimni xayolda olib yuradigan statistik ma'lumotim bor-da hayotda. Masalan, shu xizmatga kirganimizga alhamdulillah mana 22 yil bo'layotgan bo'lsa, 10 yil oldin qanaqa edi, 15 yil oldin qanaqa edi, 20 yil oldin qanaqa edi. Bunday fikr qilib, bunday solishtiradigan bo'lsam, bundan 15-20 yil oldin o'g'lidan, qizidan yig'lab keladigan otalar deyarli yo'q edi. Hozir bolasidan nolib keladigan ota-onalar soni chiqib qolyapti. Sezilarli darajada. Masalan, 10 yil oldin yo'q narsa hozir bitta bo'lsa, bu 100% degan. Paydo bo'ldi degan. Misol oldin bitta bo'lib, hozir ikkita bo'lib qolgan bo'lsa ekan, undan 100% ko'paygan bo'ladi. Bitta narsa ikkita bo'ldi-da. Deganim, shu narsalarni men ota-onalarga ham gaplashganda aytaman-da, "Ey, bugun bolangizni qarg'ashdan oldin, oq qilishdan oldin, norozi bo'lishdan oldin savol bering. Siz yillar oldin ota-onangizga qanaqa edingiz? Shu qaytmayaptimi?" Bu bir. Ikkinchisi, sizga bugun itoat qilmayotgan, sizga sizni bugun dilingizni og'ritayotgan bola kimi bolasiz? Savol. Kimi bolasiz? Bugun o'zi bozordan taxta olib kelib, o'zi eshik romni yasab, qo'yib, "Ey, rom yasamay o'l, eshik yasamay o'ldi, bugun eshik romni so'kyapsiz bir usta. Usta, assalomu alaykum. Bu kim qildi bu ishni siz?" "O'zim." Deb odam ichida aytadi, "Bu jin nima bu?" deysiz. Ha, bugun bolani kim tug'dirdi? Kim tug'di? Kim luqma berdi? To'g'rimi? Kim tarbiya berdi? O'zingmi? Ha, bugun sen o'zingni so'kma, er xotin o'zingni bir-biringga qarab so'k. Chunki xomashyo nima bo'lsa, mahsulot o'sha. 5-chi sort xomashyodan qanaqasi pishivoy baklashga chiqishi mumkin. Undan hojatxonada turadigan paqir chiqadi. Buriga xomashyo, biz yomon odam bo'lsak, biz qana yaxshi bola tug'ilishi mumkin. Bu yaxshiligimiz Allohning al-musavvir degan sifati bor-da. Ya'ni al-musavvir degani rassom degani o'zi aslida.
dünyadaki menmen degan rassominam nimagadir chizadi deydi. Yerga, devorga, qog'ozga nimagadir chizadi deydi. Birorta rassom suvga chizilganini ko'rganmisan deydi. Suvga rasm chizaladimi deydi, chizilmaydi. Alloh suvga chizadi deydi. U nima degan? Otani urug'ini aytadi. Shu butun vujudingizdagi, qalbingizdagi, xilqatingizdagi butun narsa bolangizga shuni o'tadi. Bir gün bittasiga aytsa, astagfirulloh deya. Nima yuradi deysa, Allah bolam menga o'xshamasin deya. Chunki o'zini biladi-da. Bizi bütün, biz xilqat, xulq, hamma narsa shuni bolamizga o'tadi. Shuning uchun bugun biz yaxshi odam bo'lishimiz kerak. O'shaki, o'sha ota-onani rozi qilish shu bilan birga endi bu dababga qo'shimchasiki, bugun biz bolamizdan yaxshi narsalarni kutsak, ota-onamizga yaxshilik berib beraylik-da, inshaalloh. Allohning hadisi qudusisi bor. Bu o'zini katta olish deydi, Alloh menga xos narsa deydi. Mana ridoyim deganda, bu degani o'zing men katta olish bo'lsa, Allohga loyiq narsa bu. Agar kim shuni o'zida shakllantirsa deydi, men uni xor qilaman deydi. Rasululloh alayhis solomning hadislari bor, ani buni misoli ba'zi bir idora tashkilotlarga borsangiz, nimanidir qo'yib X qilib qo'yadi. Kamera, telefon, sigaret, yani X bu mumkin emas degan. Shunaqasi bor odam u eshikdan kira olmaydi degan. O'sha narsangiz bo'lsa, qo'yasiz, keyin kira olasiz degan. Jannatga ham xuddi shunday belgilar bor-da, agarchi rasman qo'yilmagan bo'lsa-da, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qalbida urug'cha kibri bor odam jannatga kira olmaydi. Tasavvur qilasiz. Atta farqi yo'q, namoz xonmi, qora kami, mulla kami, muazzimmi, hoja kami, qizg'i yo'q uni. Bu qoida bu. Kibr farqi yo'q, puldan bo'ladimi, kuchdan bo'ladimi, mansabdan bo'ladimi, qiroatdan bo'ladimi, ilmdan bo'ladimi, farqi yo'q. Masalan, zo'r qori tanalib o'lib ketdi, Qur'oni zo'rligi uchun kibrlanib ketdi. Shu pul bilan kibr bilan bir xil bu. Farqi yo'q uni. Kibir illat tamam farqi yo'q. U kibir harom narsa. Alloh yomon ko'radigan narsa. Payg'ambarimizning hayotlarida umuman qilmagan narsalari bu. Rasulullohda bo'lmagan bu narsa bu. Kibir bu qalb kasalligi hisoblanadi. Hazrat Umar bir odam icha xorroq kiyinib, egilib, bukilib yurganda hassalaridan gavdasini tikkalatib, "Ey sinoqlik bu jasadni ishi emas, bu qalb ishi" deganlar. Jasadni ishi emas-da, masalan, bir odam zo'r kiyinib, tik qomatli odam, zo'r mashina minib o'ziga qaraydi. Uni kibr demas kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yigit kelib, "Men oyoq kiyimimi, usti boshimi chiroyli, yaxshi bo'lishini xohlayman. Bu degani yaxshi yuraman." Shu kibrmi deganlarida, "Yo'q, balki u maqtov" deganlar. Yaxshi narsa deganlar. Ya'ni Alloh chiroyli zot chiroyli yaxshi ko'radi. Alloh bandaga bergan narsani bandada ko'rishni yaxshi ko'radi. Masalan, bittasiga soat podarka qilsangiz, tasavvurni bitta joyda ko'rdingiz, o'sha siz bergan soatda ko'rib qoldingiz. Xursand bo'lasizmi? Allohni ham xursand bo'lishi bor, xafa bo'lishi bor-da. G'azabi deydi, to'g'rimi? Xursand, roziligi deydi. Xo'p, sizga dunyo beryapti, yuribsiz o'sha pupaykada. Odamni pishig'ini ikki xili bo'ladi. Bitta pishiq yomon, ikkinchisi yomonroq. U nima degani? Yomoni nima desa, begonalarga pishiq yomon. Yomonroq nima desa, o'ziga va oilasiga. Shuni odamlar bor, Alloh bergan dunyoni o'zida ko'rsatmaydi. Ya'ni bu degani bu islom degani, musulmonchilik degani xokisorlik, xorlik degani emas-da bu. Musulmon degani Alloh hamma narsani sizlar uchun yaratdim dedimi? Hamma narsa biz uchunmi? Shu narsalardan foydalanishligi. Agar o'sha narsalardan siz aytmoqchi kibrlanmasa, faxrlanmasa joiz. Mana bekorga mana mashina 300 million, mana mashina 1.5 milliard bo'lsa, bekor emas-da u. Chunki xavfsizlikka olsa, qulaylikka olsa, chartatmas, charchatmaslikka oladigan bo'lsa har tomoni mondan yo 20 yo 30 yo 40 barobar kuchli mana. Bekor emas-da. Xo'p, shularni o'ylagan maqsadda. Masalan, shularni o'ylagan maqsadda shuni olsangiz bu gunoh emas-da. Mana
İki, siz alıyorsunuz 1 milyar kipte maşinanız, kimdir alıyorsunuz 1 milyar gene bitesin maşinanız. Tasavvukun sizge sağol bünge günah. Nime gelse, iki o niyet iki kıl. Siz alıyorsunuz hali niyette, ata anam yumuşak alı yürü, parangılı, hafsızlığı deyip, bu alıyorsunuz maktanış niyet. İki o bir kıl maşinanız, merkezi hem yok. Bünge günah, bünge sağol. Dünyadaki halal işler, Resulullah Aleyhisselam'ın işleri var. Ameller niyetke kadar bağlanan diyorlar. Bir adam uykurganda, upaydilerde svet bulmakken teşi açken egen uyge. Bir alim dua kılın diyende, kirip Allah nasıl dua kılın, bu teşiyle nemeye koyduğun diyende, şu yarık tutsun diyende. Açını verirken egenler. Hatta eğer şu teşiyelerde muazzinde azanı eşitilsin dıbbiyken indiydi, yarıkan düşerdi. İyi senge sahapan bolar diyene. Bitti teşiydi, niyet diye kalıptı. Diğeri bana tanir öpke tartı yaptı. Mahtanış için tanir öpke tartı yaptı. Sağlık için tanir öpke tartı yaptı. Üyüdeki ayollerde bekti için. Mahtanış için o şey 1000 dolar aldı arkası misal dedi. 1100 dolar. Bunun günah olsa, ben o sağlığını oylayıp, iyi ailesini oylayanlar gibi bu savab olur. Tasavvuk değil, tanir öpke savab bu kadar. Yaşı niyette o yüzden kıymet maaşı savab bu kadar. Yaşı niyette mesela, hali bir gap borib, bittasi qimmat o'b olganda bittasi shuni qimmat o'b olasanmi deganda men nima senga boymadim degan ekan. Dey o'ylab qara, g'alat savol javobda bu. Bu nima degani desa, ko'p ketadi. Bu bir. Ikkinchisi, sog'liqqa ham foydasi bor. Qaysi ma'noda? Mana arzon narsani ichi ustiga qo'ygan narsasi nimadir? Hava otkızması mümkün, tellatçı mümkün, ayağı da ağrıtışı mümkün, vaha kızı, vaha kızı. Ne dedim abi, şaraitiz olsa, şu narsalardan alıp, maktanmasız bu kibirge girmeyin. Ne iki iş, Resulullah'ta o şey hadislerine devamı var, haktı tan amasik ve ozudan ne mededir, pas insanda mensimesi kibir diyelim. Pülde, abruda, çırayda, mensapta, ne mededir sizden pas. Şunu mensimesik, mesela, oldingizda katta mashina ketsa uni qisib o'tib harakat qilmaydi-ku. Lekin Moskvich bo'lsin-da, signal chol achki birash. Achki bir. Nimaga Moskvichni maqta 200 dollar beradi-da Moskvichni. Narigini diskasi o'zi 4000 dollar. Unga do'q qilolmaydi. Haligi Moskvichni mensimasi o'sha o'zi kibir. Xullas O yüzden taşkardı insanlarda pas sanaşı kibir kısavrı. Bu cüde yamanlar sıvı. Bu da sanası. Bu fakat pülle bu miydi? Bazı birle tarif veriyen ki pül adamdı kibirli kıvarı yaptıysa yok deydi. Pül adamdı asıl başarısını açı yaptı deydi. Neme geldi siz? Kanka baylar var kibirli bas. Doğru mu? Şuna hangi püldar adamdı körüyen ben? Şimdi püldar diyen de yakşı yine püldar adam. Bir de yaxshi odamni chiqayotganini ko'rib qoldi bitta uydan. Qani oyoq kiyimlarni shuni oqtarib turib, olib turib, shuni oyoq kiyimni olib ko'zim bilan ko'rganman shuni. Shuni ust chimiga artib oyoq kiyimni. U hali artayotgan odam bitta odamda endi shu dunyoiy ma'noda. Shuni chimiga artib shuni qo'yib kiysinlar. Men shuni ko'zim bilan ko'rganman shuni. Pul aynitmadi mana buni. Pul kibrli qilmadi. Odam qachon kibirli bo'ladi? Yana bitta sababni aytib qo'yay. Puli bilan, kuchi bilan, o'sha qiroatimi, nimasi bilan bo'lsa ham qachon o'zini katta oladi desa, shu narsaga o'zim erishganman degan odam borki, libo'y narsa bilan kibrlanib ketaveradi. Menga Alloh berdi shu pulni, Alloh berdi shu kuchni, Alloh berdi shu ilmni, Alloh berdi shu qiroatni, Alloh berdi shu mansabni, shu uyni, shu mashinani Alloh berdi, bermaganda men hech qachon topa olmasdim. Desiz, ana o'sha narsa bilan keyin kibrlanmaysiz. Bitta qoida shu o'zi aslida. Hamma narsani Alloh beradi, hamma narsani Alloh oladi. Shu e'tiqodda bo'ladigan bo'lsa keyin kibrlanmaysiz. O'zim erishdim, siz ketib qolaverasiz-da. Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi degan mashhur hadis bor. Eshitib o'rganlaringizdan sizlarga ham yod bo'lib qolgan ham qisqa hadis. Har bir boshliq
desigan bo'ladi, boshqaruvchi desigan bo'ladi. Qiyomatda boshliqligidan, boshqaruvchiligidan so'raladi degan hadis. Mas'ul. Shuni o'zi aslida bir dona odamdan boshlab, bag'i 10 mingta bo'ladi, 1 millionta bo'ladi, o'zi biladi. Bir dona odamdan boshlab nechta odamga rahbar odam de shu hadis o'zi ramkasiga solib berish kerak. So'ralasan deyapti-ku. Nima sensa, bu narsasini so'ralasan. Ha, sen oyligini 8 ming berib qo'yibman. He? Hop. Bitti oturuyorsun, 3 kişi olsun, 1 milyon ile oturuyken bu siz, aşına. 800 bin, 1 milyon ile aile veriyken bu siz, ne mi böyle adınız? Diyen savaldı kim bire? Bu bittez. Peygamberimiz aleyhisselam cüdde köp takipte gelirler. İşte sahabeler geldiken bu seler, bütün ümmetke kıyamet günü geçe, Kur'an, hadis, bilesler, nasihat. Dini an nasihat o ki, din nasihat. Hey, ümmetim, kol aslı değiller, dinlerine ihtiyat buluyorlar, ihtiyat buluyorlar, cüdde köp takipte gelirler. Bu nima degan ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Zulm qilib qo'ymanglar. Haqqini vaqtida berib qo'yinglar. Haqqini o'sha ishlagan haqqiga muvofiq beringlar degan. Buni men nimaga hozir o'ylanib ta'kidlab gapirdim. Hozir juda ko'p joyda iloji yo'qlikdan ishlab yuribdi. Ko'pchilikda ishchisi. Nimaga? Chunki u joydan ketsa birinchidan ishi yo'q. Yo'q, u joydan ketadigan bo'lsa oyligi oz ish. Haligi odam o'zi aslida o'sha joyda ishlagan insonning oyligi 3 million o'zi aslida. Lekin 1.5 million beryapti. Hali odam 1.5 millionga norozi bo'lib iloji yo'q ishlayapti. Nima bo'ladi? Haligi odamni zimmasida o'sha qolgan narsasi mas'ul bo'lib qoladi. Xollasa ishlasin deyishi mumkin, to'g'ri. Lekin xo'p, u o'zi asli xohishiga qo'ysa ishlamas edi. Boshqa ish bo'lganda ishlamas edi. O'sha kadrda narxi necha pul o'zi aslida? 3 million bo'lsa 3.5 million bering kerak bo'lsa. Nimaga? O tepada nima dedingiz? 1.5 soat oldingi suhbatimizni berganga beradi. Bu bittasi. Ikkinchisi shetda o'tirgan kimiki, kimi qo'lida bizda majoziy bitta gap bor, ko'kardim deydi. Kimi qo'lida ko'kargan bo'lsa, doim o'sha odamni hurmat qiladi, haqqiga duo qiladi. Biz ham shundan bo'laylikki, bizni qo'limizda ko'karsin, o'nsin, o'ssin. Siz ham ishchingiz. Hansı bu benim buğaltırım, cintirada kesin. Bana ahranam, bana karavulum kesin, matiste hiç olmasın. Hiç olmasın kendi. Doğru mu? Hansı hocayında kararsız indi, şahane. İşçilerde kararsız, harlik. Zor topu yaptı mı? Topuğundan karagendi, kanakadır. Hop, aylığın bir yerim biliyor musun? Bonus manada değil mi? Nümadır, rahmetlendiriş değil mi? Kanakadır kılıç gereği bunlar sen? İhtiyat bol iş gerek. Şu derecedeki ilacı barıça o şey cayda şuna bir rahbar deyip kursan buldum. O şey firması da işçilerin ne mi abid ki o kadar kılınsa o şeyden yer ki. Doğru bardur içimizde ya şuna kalan. Lekin kayıl kalan diyen derse. Ne mi ki o ziyi diyen derse mi diye bir mezak ise ya bu kadar bir mezak yok değil mi? Bir çırın kıl değil mi? Göz çıkması göz sal değil mi? Bu yani işçiler çırın çırali o kadar değişti başladı. Allah'a da o ziyen her sabit kildi diyemezsin. Ben şeyim de çırali ağdaptı. Ota onasi yo'qdi, oldida ota-onaning haqida gapirma deydi. Kecha dadamga uni aqildim, oyimga uni aqildim. Bolasi yo'qdi, oldida boling haqida gapirma deydi. Puli yo'qdi, oldida puling haqida gapirma deydi. Bu nima degani? O'sha mana ota-onasi yo'qlar, mana hozir ota-onamiz o'tib ketdi dedik-ku. Qanaqadir ko'ningiz yarim to'p bo'ladi. Kambag'al odam. O'zi kambag'al bo'lsa, faqat 1.5 ming dollar telefonni olib kelib, peshanasi tappa teskari qilib qo'yib qo'ysiz. Oshna 1550 dollarga oldim deysiz. O 300 dolar doğrusu bir top emeğine bala. Siz telefonunuzu alıp geri koyup koyuyoruz al deyin. Doğru mu? Ne var o? Bez yukarı bekitip, o da aslında. Cirinleseyem, hani üçte közünü bünge körsettim, biz meyak akıllı gebleşkin. O da ne var o da? Ben de üşe yaptırırken, maşineden de üşesiz körmeye diyor, on kol, çap kol düşer attı. Meyak görünürüz şu. Biliyorsun. Bir adam o, bunda iki cuma aldığını yapıp veriyordum. Halisi hakkında mevz edin. Bir adam Kur'an oku oturken de bir tezki çakırıp ki gene gende. Şunu Kur'an'ı yapıp kir olsun de gene. Şunu yandı adam ne akıl dedi gende. Kur'an okuyup kendimi bilip bulmasın bu de gene. Görüyorsun. Hani adam. Hani bir avliya hakkında kele diyor. Kar adam bu gene. Bir gün Bürçay'da çıvın hıngılayken de örmençi üyesi iyileşip oldu. Hali joyim dey qaraganlar yonda odam bilib qolgan ekan, kar bo'lmagan ekan odam. O'sha xonadonda o'tirib hech kim eshitmagan ovozni eshitadigan darajada quloq zo'r eshitadigan. Lekin hamma kar deb o'ylar ekan. Shunda sirni aytasi turib olgan ekan. U kishi attor bo'lgan ekan. Bunda yana atir sotadigan atir po. Bir ayol kelib atir olaman deb do'koniga shuni kelganda orqasi yelchib ketgan ekan. Orqadan yelchib ketgan ayoldi.
Hali ayol kızarı büzarı hıcalat bulup indi kippiyen hali yel çip gitti. Kızarı hali nimadan bir tane arsanız atır sonra geldi. Balatıra yapırın diyene ki. Kigin yana katıra yapırın, yana katıra yapırın diyene ki. Yine katıra yapırın, razı bakırı yapırın diyene ha, mene de o bir geldi. Hali ayol şunla hangi kursum gitken diyene bunu eşitim yaptı dedim. O'sha ayolni xijolat bo'lmasligi uchun umrbod o'zini kar qila olib yurgan ekan. Ana islom, ana iymon, ana musulmon, ana odob. Va bugunchi bugun sizni shaltag'ingizni men topsam, yo ovozni yozib olsam, yo rasmga olsam, tamom, geroyman o'zimcha. Va bugun shuna bo'lyapti hozir. Birovni aybini yo shikalini yo bir narsasini olgan geroy, palonchi ushaldi. Allohning sunnati, Alloh yaxshi ko'rgan amallardan bittasi bandalarni aybini bekitishlikda Alloh yaxshi ko'radi. Bu nima degani? Bandalarda aybini bekitganda Alloh yaxshi ko'radi. Ha bugun ayb ochish naborot avtoritet bo'lib ketdi bugun. O'zi palonchi ushalib qopti, zapal bo'pti. Xo'p mana, shetda o'tirgan hammamiz ijtimoiy tarmoqdan foydalanyapmiz. Yo sizni zapal bo'lganingiz, yo meni shikal bo'lganim, yo ba'zi bitta suratni ko'rib mana sizlarga savol, o'zimga savol. Nimaga erishyapsiz? Nimaga erishasiz? Xo'p, shuni shuna qilib kimdir qaysidir ahmoq qo'poqlaydigan bir vijdonsiz, bir insofsiz, xo'p shuni chiqaryapti internetga. Xo'p shuni ko'ryapmiz, o'qiyapmiz, o'zimizcha bir narsalar yozyapmiz. Xo'p, nimaga erishamiz? Nima ziyoda bo'ladi? Mana bu o'tirishda xo'p bir ilm olyapmiz, xo'p. Nimadir suba foyda bo'ladi. Undan nima foyda? Ha Alloh Qur'onda nima dedi? Va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dedi. Qilgan ishlari haqida a'zolari gapiradi, qo'llari gapiradi, oyoqlari guvohlikka o'tadi dedi. Bu degani mana tiq-tiq-tiq qilib yozyapmiz u. Mana tiq-tiqlarni bu gapiradi hali. Bu kommentariyada u oliga o'qiyotgan, u deyotgan hammasi javob beradi. Hammasi javob beradi. Shuning uchun like degani rozilik belgisi deganimi? Like bosgan narsamizni har bittasini spiskasi qiyomatda ko'rsatiladi. O'sha like bosgan narsamiz jinoyat, xalqimiz uchun, o'zimiz uchun, dinimiz uchun, millatimiz uchun yo bir ma'naviyatimiz uchun zarar bo'ladigan bitta video yo rolik uchun like bosgan bo'lsak, o'sha gunohni qilguvchilar bilan qiyomatda safda shuni tortib beradi Alloh. Nimaga? Chunki gunohga rozi bo'lishi gunohdir degan Rasululloh hadislari bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lib kommentariy yozish kerak, ehtiyot bo'lib like bosish kerak.